Sinemaskop'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Buyursunlar. Haftalık sinema TV gündemini konuştuğumuz Sinemaskop'a hoş geldiniz. Gülcüm nasılsın? Sinemaskop'a uygun, Sinemaskop'un hal, tavrına, adabına uygun bir şekilde seni selamlamak istiyorum şekerim. Nasılsın? İyi kokuya İyi misin bir ya şey ben? demedin. Ne kokusu ya? Koku mu var? almadın demek ki. Ver bakayım. Yanık şeker gibi bir şey kokuyor. Oha şu ne? Şöyle geldim. Hayır geldin. çünkü tırnaklarım kokuyor. Oha. Asetok kokuyor. Okay, tamam. Çok, çok yayılmamış. Yani. Yok yok çok yayılmamış. Nasılsınız gençler? Buyurun <laughs> buyursunlar efendim. Sinemaskop'ta bugün neler konuşacağız? Haberler var. Hızlı hızlı gitmek istiyorum çünkü konuşacak çok şey var. Haberlerden bahsedeceğiz. Stanley Kubrick'i anacağız doğum günü. Ondan sonracığıma efendime söyleyeyim ee, The Terror'dan bahsedeceğiz. Biz yeni izleyebildik ve ardından Mission Impossible Fallout izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız efendim. Hazır mıyız gençler? Hazırsak ufak ufak başlayalım. Inbox'ıma giriyorum. Gül. Ben de bu arada toplu olarak chat'i kınamak istiyorum. Ne gibi Yok gene göbekler uçuşuyor havada. Aa. Ne göbeği? ne yaptık ya? Nerede Baş göbek var? ailesine dönmüşler diyorlar bir de. Kim cık cık cık. Kapa yayını ya? Bir şey söyleyeyim cidden kalbim. Çok kırıyorsun. şu an çıtç Konuşamıyorum yani ç efendim. öyle bir çıtırdadık ki konuşamadım fark O zaman şöyle bir şey yapalım. Bizi YouTube'dan takip eden çok kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz için bir çötanza yapalım mı? Evet. Çıpanza. Ba Değişiyor çotanza, çotanza, domanza, çıpanza olabilir hepsi olabilir. Şöyle bir yudum alıyorum. Hmm. Bakalım ne gibi haberlerimiz varmış. Sizlere bir ön izlenim sunmak isterim. Efendim buyurun, buyursunlar. Ee, bu efendim Glass'tan bahsedeceğiz anladığım kadarıyla. ...Shyamalan'ın, Splitin ve Unbreakable'ın devamı olarak efendim ortaya koydu. Bir üçlemenin parçası olan Glass'tan bahsedeceğiz. Robert De Niro ile ilgili bir haberimiz var. Enteresan. Al Pacino'yu da bir yerde gördük. O var mı burada Aa, bilmiyorum. Yok. Evet. Ondan da bir bahsederiz. Bobby, Bobby'den bahsederken bye Al Pacino'dan bye bahsetmezsek bye. olmaz diye düşünüyorum. Efendim Westworld ile ilgili bir haberimiz var. Westworld'un ikinci sezonu ve ona gelen işte eleştiriler veya ona gelen hani olumlu olumsuz tepkilerle ilgili bir haberimiz var. Ee, Joss Whedon'la ilgili Joss. enteresan bir haberimiz var. Böyle köklere dönüş falan evet. gibi ondan sonracığıma ve ilginç heyecan verici bulduğum bir Coen Brothers, Coen biraderler haberimiz var gibi arada da başka şeyler var zaten. Şimdi ufak ufak müsaade buyurursanız başlayalım diyorum. Bu araya da başlıyoruz diye ayrı bir efendim jingle koymak istiyorum. Sonra Hep içimde var bu Hadi yani. Ya. He. O zaman şey yapalım. Şöyle bir orkestra bir şey falan diyeceğim. alabilsek. Oha. Evet. Burak. <gülüyor> <gülüyor> şey oluyor değil mi? Bir şey olsaydım bir espri oluyor, müzik şey giriyor piyano giriyor falan. Aa, değil mi Burak? <gülüyor> <gülüyor> şey e, ne çektim yani Cem'in? Aynen. Ha e, şey yapalım o zaman o çok güzel oluyor ben de onu istiyorum. Eğer isteklerimizi gerçekleştireceksek. Ne bu istiyor bu? okuduğun mu? şeyi önden kaydedeceğiz. Eee? İşte Robert De Niro nerede görüldü falan böyle arada. Ayrı böyle kırık şey VTR yani, mi ha? giriyor? VTR. Şimdi VTR'miz v yani önden VTR'ye giriyor. Başlıkları o söylüyor falan. Olabilir aslında. Ne ben olmasın. olabilir miyim? Sen mi olacaksın? Bu böyle bir şey mi kaydetmek istiyorsun? Bilmiyorum. Abi ek iş ama bir saat olur ya. Direkt öyle ya. Ama yapılabilir. Bir, Çok bir enteresan kerelik olabilir. falan yapabiliriz. Bir kerelik mi yapalım? Bir kerelik yapalım. Önümüzdeki hafta yapalım o zaman sinema skopu. Olabilir. olabilir. Ama yani bu şöyle bayağı magazin mesela. programı tonu oldu çünkü ama bunda yani. E, öyle olsun. Leonardo DiCaprio yeni filmi için neler söyledi? Söyledi. Gibi. Enteresan bir cümle sonları. Biz sen bir ben yapabiliriz. Öyle değişik olabilir. Olabilir. Saçma sapan bitiriliyor böyle falan. Olur. Olur. Şeyden bahsettik değil mi İşte The Terror Mission Impossible konuşacağız onlardan da bahsettik diye hatırlıyorum. O zaman girelim. Buyurun hızlı hızlı gidelim çünkü hakikaten e, vaktimiz dar biliyorsunuz. Kusura bakmayın. Son bir cümle rica edeceğim. Oha 5 dakika program yani? Efendim. Bu arada Burak diyor ki abi en az bir yayın yapma, yapmazsak öyle müzikle ne olayım? Çalarım canlı canlı diyor. <laughs> Getir ama çocuklar falan hep beraber abi yani. Ya, davul falan koyuyoruz. Tugay falan önce. da gelsin. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dur nereden girelim? Nereden başlayalım? Ee, nereden başlayalım Mesela şöyle bir haberden başlayabiliriz Bu ilgimi çekti Enteresan bir haber olarak yorumlanabilir diye düşünüyorum ee... <laughs> evet, <enteresan gülüyor> Buyurun bir bakalım haber. Ryan Reynolds'ın efendim rüya projesiymiş bu Öyle duydum Öyle bir hayalim var diyor adam yani <laughs> Şöyle bir şey Ryan Reynolds Home Alone evde tek başınayı Yeniden efendim Yapmak istiyormuş fakat bir farkla bayağı bir farklı. Bayağı bir farklı. <laughs> farkla. farkla. o fark nedir? Bayağı böyle bir efendim uyuşturucu bağımız falan bir eleman galiba. Ya şöyle 20'li yaşlarında bir eleman eee e, işte uçağa binip bir yere gidecek. Evet. Tatile mi gidecek ne işte. Fakat He. çekiyor evde. Evet. Ve uçağını kaçırıyor. He. Aynı ondan sonrası aynı şey gibi yani evde tek başına. Eve hırsız girmeye. Eve çalışıyor. hırsız girmeye çalışıyor. Bu gitti diye. Kendisi oynayacak herhalde. 20'li 20 de yaşlar dediğine göre kendisi, kendisi o zor o biraz evet yani ee, evet 20'li yaşlar dediğine göre kendisinin oynaması biraz zor ben şu anda merak etmiş durumdayım ne? merakımı Ryan gidermek Reynolds istiyorum Ryan Reynolds kaç yaşında evet. hadi tahmin edelim ben... Ryan Reynolds 42 ee... yaşında diyorum oha ben de 42 diyecektim yalnız 42 çıkarsa camdan atlayacağım öyle söyleyeyim Ay... <laughs> kaç ne zamanmış 23 Ekim <laughs> Oğlum az daha camdan atlıyordum. Sen farkında mısın? Sen niye böyle laflar ediyorsun ki zaten? <laughs> ha yani 72 72 çık 72 çıkarsa camdan atlayacağım desen anlarım da yani adam gayet 42 yaşında olabilir. Bana bak, bak. time to Back de 42 demiş. Bir şey söyleyeyim <laughs> Hayatın mi? Hayatın anlamı 42. Bu arada bayağı 42 oluyor yani. Hatta Oldu. 40 teknik olarak 42 bile diyebilirim. bir çekimde olacak 42. Nasıl ya? Ama bak. yani 41 bayağı, aşı... <laughs> abi 41 bayağı baya abi 41 baya aşılmış durumda yani. Abi 2 ay sonra adam 42 yaşında. Neyse tam olmadı ama daha. Değil mi? Peki. 2 ay değil ayrıca 3 ay sonra. 3 ay mı neyse işte. Yırtmış, yırtın, yırtın. Bayağı... <laughs> yani bir yılın 4'te 1'i yani. 3 ay iyi şey. Çeyrek. Evet. Ama, ama 40, 41'i geçtiğini söylememiz lazım yani. Bak diyor ee, 41 bittiği için 42 sayılmaz mı diyor. 42'den gün almış. O öyle oluyor arkadaşlar. Ne olur bak burada girmeyelim. E, ben o zaman girmeyelim yani bu, olur. uzar nezik gecelerlik bir konsept şey o. Konsept ba bağlam bağlama olarak <laughs> orada e, yürüyecek bir şey o konu. O. E, yani mesela işte doğduğunda sıfır mıydı? Ay i̇şte bilmem, ay nefret ediyorum bu muhabbetten. bilmeyen ama Bunun bir diğeri de şeydi neyse ki yani. onu neyse ki diyorum neyse ki değil tabii ki de. Şimdi daha mı az uyuyacağız daha mı çok uyuyacağız? Bitme yani. dışarı çıkar Tükenme mısın ne olur yani. bak ben seninle uğraşacak halde çıktım falan. Efendim ki Augustin Frizzle bu projeyi yönetmek üzere anlaşılmış. Baya gidiyor proje yani o zaman. Never Going Back'i çekmiş. Never Going Back isim komedi çekmiş evet. efendim. Ee, ya ciddi ciddi gidiyor mu yani bu? Ya. Aa. Evet ya Deadpool 2'yi izlemedik Cadet aynen. Hala izleyemedik. Bak şöyle diyor. Uh, Deadpool. Ryan Reynolds producing yapımcılığını üstleniyor ve potansiyel olarak da filmde evet yani oynuyor diyor. Evet ama başrolde oynayamaz herhalde. 20'lerinde nasıl gösterir bu adam ya? Olabilir mi öyle bir Zor şey Zor biraz. Yani? Yani, yemem yani. Öyle yani, ya da şey değişir yani senaryo neyse. değişir. Tabii Home Alone'u bir anmak mı lazım burada evde tek başına? Mesela ben şöyle burada da bahsetmiş. E, box Office Mojo bilgileriyle <laughs> gelmek istiyorum. Home Alone aklıma Trump geliyor ama ne yapacağız? 3'te 2'de miydi o? 2'de, 2'de mi New York'ta geçiyor? Işte. Ha, evet evet aynen. Eee 1990 senesine ait bir film Evde Tek Başına Yaba Yalnız Şöyle göstereyim Yalnız çok sağlam kar etmiş 18 <laughs> milyona sen çek Evet Domestik ne kadardı 200 kaç Toplama bakalım Maşallah. 476 Buna şeyler dahil mi hocam sen bilirsin DVD ne falan Yok bunlar bildiğim kadarıyla sadece şey Sinema hmm. Vay anasını sayın seyirciler Vay Ay, vay vay. vay. Nasıl sayın seyirciler dedim ve gerçekten anlamlı oldu şu anda. Seyirciler var gerçekten. Bu cümleyi hep kurarım evin içinde ve kimse olmaz tabii kendi kendime. <laughs> vay anasını. Ya sen ne terbiyesiz bir insansın. Hakikaten ya hiç öyle düşünmemiştim. Ne terbiye yoksun Aa, bir insan Gerçekten. Bu ya. Evet. Evet. Gerçekten hakikaten, terbiye yoksun hakikaten bir hakikaten. insanım. Şu, 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 an, kendimi kınamak istiyorum. Bana bir kırmızı kart camım falan. camım bozuldu öyle söyleyeyim. Gösterir söyledim. misin bana bir <laughs> kırmızı kart? Kırmızı kart göster. Bana. Şöyle göster. Nasıl gö göstermiş? Dur, bir dakika. Şöyle, şöyle göster. Ben burada konuyu dağıtmak istemiyorum. Muhakemelerin enteresan bir şey var ya böyle. Değişik kart gösterme teknikleri versene bir dakika. abi çok, çok enteresan oluyor. bir şey Mesela bazı şöyle gösterir mesela bak şöyle. Nezih değil mi? Evet. bazısı böyle gerilir gerilir şöyle evet abi, falan böyle. çıkacak <laughs> falan diye ya da bir tanesi çıkar Hadi bunu gösterdim. Buna ne gerek var yani? Neyse. Bu da içimde kalmıştı. Bunu da ifade ettim. Teşekkür Şu Son derece mutlu olduğumu ol. düşünüyorum. Home Alone. Efendim 18 milyona sen filmi çek. 480 milyon dolar hasılat yapsın. Nezih son derece nezih. Buna benzer örnekler var tabii mesela. Hemen aklıma gelen ee, böyle çok ufa efendim mal ettik. İnanılmaz büyük efendim gişe yaptı denebilecek bir diğer film de mesela şöyle, ilk aklıma gelen olduğu için bunu açtım yani. Şöyle göstereyim. Jaws 7 milyon dolara çekiliyor. Büt, 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 bütçesi o. <gülüyor> 470 <gülüyor> milyon dolar. Zaten biliyorsunuz yani bu şey muhabbetin çıkaran film bu oluyor. Ne? Box Office muhabbetini çıkaran film, film bu oldu. Neyse ondan da bahsetmiş olduk. Güzel olabilir yani enteresan olabilir. Konsept bence güzel bir konsept. Mizah dozu falan iyi ayarlanırsa gayet nezi olur diye düşünüyorum. Yani tabii ne kadar sulu, yani bayağı sulu zırtlığa gidebilecek bir konsept aslında. Evet. Sul, sulu, Sul, olabilir. 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 Her türlü olabilir. Buyurunuz Game of Thrones 8. sezon 2019'un ilk yarısında gibi evet, muğlak Böyle efendim. İlk şey ama. Kısmet. haziranda giriyor falan. Kısmet. Yazılmışsa oynar. Olarak yorumlayabileceğimiz bir haber. Ee, ne zaman olacağı hala kesin olarak bilinmiyor. Çekimlerini bitirenler var. yani evet. Çekimlerini bitiren Hı -hı. oyuncular ama falan var. Ama tabii deli gibi efekt yaptıkları için. Efekte abanıyorlar diyorsun. E, abanmıyorlar mı? Bu gene böyle sinemada falan gösterilecek herhalde değil mi bir bölümü? Öyle mi? Öyle yapıyorlar. Bir gelenek gibi olmadı mı ya o iş? Bilmem. Hmm, yapıyorlar, sinemada yapıyorlar. gösterilen dizler batıyor sonra. <laughs> ya, yani bir, ya, şöyle bayağı sinemada gösterime giriyor gibi değil yani bir bölüm işte sokuyorlar o işe yapıyorlar oynuyor mu oynuyor falan yani efendim işte hala söylemedik ne zaman peki ısrarlı sorular bilmem ne ilk yarısı tamam hadi, hadi. Aynen öyle ya onu bile söylememiş adam zorla söylüyorlar. Ya zorla yani. söyletiyorlar yani. Şeye de e, 2019 başında başlayacaklarmış bu spin off. Spin off dört tane mi vardı en son? Şimdi Kaç tane başlıyorlarmış bu işte bin sene öncemine geçecek Allah olan. Bayağı şey oldu Elder Scrolls falan muamelesi çekiyorlar. Öyle oldu yani. Peki yazılmış metin olarak var mı Game Buka, of Thrones'un? Yazılmışsa. Yıl... <laughs> Game of Thrones yazılmışsa çekilir abi diyecek bir şey yok. Bilmiyorum. Var mı öyle bir metin yeni mi yazılacak bilmiyorum. yani bin yıl öncesi? Yani kitabın içinde hani eski atıfta bulunan şeyler var ama öyle hani... Metin Bak Mr. Olarak Klein ben diyor bilmiyorum. ki diğerleri iptal edilmiş diyor. Hımm. Ben de bir tanesi iptal edilmiş, dört tanesi devam ediyor gibi bir şey gördüm ama bilmiyorum. Hadi ya. <laughs> ya hala bak dört tane, ne yapıyorsunuz? Abi belki dört tane geliştirdiler, bir tanesi işte en akla yatkın oldu falan onu mu yapacaklar? O da olabilir. Çocuk da evlendi ha. He. he. Evlendi bak kızım. Evlendi. Sen görüyor musun? Vallahi Dizi aşkı gerçek oldu. Ailesini kurdu. Ne düşünüyorsun o konuda? Allah mutlu etsin Gürkan'cığım ne diyelim. He. Bir yastıkta kocatsın. He? Ne olsun? Bir yastıkta kocatsın. İnşallah. Kızın ismi neydi? Ha? Rose Leslie falan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Galiba. Düğün fotoğrafları Ha olacaksın. düğün fotoğrafı. Burada güzel bir programı şeye çevireceğiz. Ha, bak orada. Ay canım. Ay canım. canım. Snow'un da mürüvvetini gördük. Valla kıyamam be. Ha? Ama mutlular bak ha? mutlular. Bak yüzdeki heyecana bakar mısın? John's abi John's evlilik surat... falan ne düşünüyorsun? John's Hiçbir Snow's şey bilmiyorum abi. John Snow'un suratında şey var. <gülüyor> <gülüyor> I know nothing yani. <laughs> you know nothing Jon Snow. Kandırdı beni. You know nothing. Hiçbir şey bilmiyorsun abi. Böyle gülersin işte böyle düğünde. Ondan Dört sonra tanesi evet. askıya alınmış bir tanesi yapılıyormuş bu arada. Bol miktarda şey geldi peki. He. Biz özür dilemesin, lafımızı geri almasını evet. da biliriz. Yaz ben buradaki sevgili Kit ben mesajımı iletmek Söyle. istiyorum. Biliyorsun yedinci ay ve yedinci sene özellikle son derece zorlu geçmeye. Öyle miymiş? Teşne, eğilimli diye düşünüyorum evlilikte. Yedi, Düşünüyor evlil... musun öyle miymiş? Hayır evlilikte yedi e, sihri sırrı diye bir şey var. Duymadın mı? hiç? Hayır. Atatürk ve 19 mucizesi miydi? Neydi o? <laughs> Baya Türkiye'nin bir dönem gündemini işgal etmiş. Atatürk ve... Onu da on... hatırlamıyorum. Silmiş mi herhalde? Atatürk mü? Yok neydi? Kur'an-ı Kerim ve 19 muydu? 11 miydi? <laughs> Kaçtı? Neydi Ay ya? Ay evet dur geliyor. Evet öyle bir şey var. Ay evet evet. Evet öyle bir şey vardı. Aa, <laughs> neydi öyle bir şey vardı ya? Neyse bu yedinin sırrı var biliyorsun evlilikte. Yedinci ay, 7 yıl işte efendim. 7 asır falan zor oluyor yani. 7 asır zor olur. Özellikle de yedinci Bayağı asır. O zor olur yani. Yedinci falan zor yani. Hani zaten o kadar zaman yaşamayı başarmışsan artık birbirini gırtlaklama noktasına gelmişsinler herhalde. Hakikaten. Ya, tör. Evlilikte bir yedi insan değil sana. yıl yılımı geçir. Yedi yıl diyor 7 asır. Yıl mesela. Yedi yüz yıldır evlisin düşünebiliyor musun yani? Ama öyle diyorsun da o insandan da boşanamazsın ya. Ha? Abi 700 yıldır berabersin yani. Hani önce e, 20 yaşında evlendik. 700 yıldır beraberiz. <laughs> Öyle bir şey olsa şeyi tercih edebilirim. Brandl Sine durumunu tercih edebilirim. Abi Allah aşkına Ay, ya, artık. 500 yıl ya? olmuş. Gir şu makineye bir çıkalım biri yani falan diye. Olamaz mı? Yeter ya. Yani, sen mi uğraşacağım yani? Her şeyini biliyorum artık. Çok ne söyleyeceksin biliyorum. Olur. Ben ne söyleyeceğim sen biliyorsun. Bari aynı vücutta takılalım. Kesinlikle katılıyorum. Olmaz mı? Peki. Madem tak... E, Yok 700 yıl yapamayız beraber. Şu anladım. <laughs> madem. Robert Denro haberine Devam edin. Geçiyorum Robert De Niro efendim. Ne ne gibi bir haberle gündemimize gelmiş olabilir Robert De Niro? Bu aralar özellikle böyle ara ara bir filmlerde falan oynuyor da özellikle bu aralar gündemimize gelebileceği bir e, film vardı. Martin Scorsese'nin efendim çekmiş olduğu bu The Irishman isimli film vardı. Netflix'e gelecek. O 150 hı hı. milyon Bayağı dolar bütçeli para falan. Yoktur, evet. Orada Al Pacino da var, Harvey Keitel var, Joe Pesci var. İşte e, neydi bizim Bob bu karnavalı. Canav Ondan sonra böyle bir kadro böyle, manyak ötesi bir kadro falan. Şimdi bir projeyle daha efendim kendisini anacağız. O da nedir? Robert De Niro Joker filmi. Bu efendim Todd Phillips'in çekeceği evet. Joker filminde oynama e İhtimali var mı? İhtimali varmış. <laughs> i̇htimali varmış. Zaten ihtimali şey varmış. diyebiliyor. Yani biliyoruz ya Martin Scorsese de bu filmin e, yapımcısı, yapımcısı olacak. Öyle gözüküyor. Evet. E, Robert De Niro da ama bir rolde oynayacakmış. Fakat kötü hani villain evet, değil değilmiş. Evet. Değilmiş. demiş. Kötü adam falan Muhtemelen gibi değilmiş. Muhtemelen Joker'in Joker olmasına. Ya Joker mi diyeceğiz, Joker mı diyeceğiz? Ne istiyorsan öyle söyle. Joker demek istiyorsan. Joker'de. Joker Jokur Joker'de. Joker Joker <laughs> Şakacı. Çok şakacısın. Şakacı demeyeyim. Şakacı deme. Yok Joker diyeyim. Tamam. Joker. <laughs> Joker'in Joker olmasında herhalde böyle evet. bir rolü olacak biri olacak herhalde. Ee, Öyleymiş yani zaten. Yani koskoca Robert De Niro'yu herhalde e, Joker'in sakız almaya gittiği bakkal rolünde oynatmasını sanmıyorum. Ee, Joker'in Joker olmasında gözüm Joker Joker e, etkili bir birini oynayacakmış diye ee, duydum. Şimdi Gürkan Joker. Kaynakların bana öyle söyledi yani. Kim kaynaklarını açıklamak ister misin bize? Ee, hayır. Niye? Kaynak açıklanır mı abi? ...bir ne? daha nasıl bilgi alacağım yoksa... ...bu da güzel ha. <laughs> ...valla salla... ...kaynağımı açıklayamam abi... ...ama öyle bir sürü olaylar var biliyorsun... ...kaynağını açıklamadığı için hapse girenler falan... ...olabilir falan. herkes bedelini öder... ...kaynağımı bak. satmam diyorsun... ...kesinlikle... Peki. ...Robert Denro bu filmde çok önemli bir rolde... <laughs> ...Catwoman demiş diyor... Bırak <laughs> ...Harley Quinn rolünü... ...Robert Denro'ya verdik <laughs> Yani ...şu an canlandırmaya çalışıyorum olmuyor... <laughs> Baya baya çekiyorlar bu filmi yani. Baya çekiyorlar. Peki, tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İnşallah yani. güzel film olur. Kolay gelsin. Tut. O Tut. zaman buradan Westworld'e. Aa Westworld'e atlamayalım. Şeye atlayalım. Ee, şu anda güzel böyle bir şey söyleyeyim mi? Gene yemek söyleyeceksin Serin, değil mi? buz gibi, çivi gibi bir havuz abi. O havuza atlıyorsun tamam mı? Şöyle... Ama o zaman program yapamayız. Nasıl gidiyorsun, yapacağız? Gidiyorsun geliyorsun. Gidiyorsun geliyorsun. Nasıl biliyor musun? Geceliğin. Gece çok soğuk olur. Ha? Gece girmeyin derlerdi abi. Biz öyle yazlık mazlık giderdik böyle şeyin falan. İlaçlıyorlar mı acaba havuzun? Ha? O yüzden yani, mi girmeyin o ilaçlıyorlar, mi? Belli bir saatten sonra giremez. Ama o gece havuza girmek kadar... Evet abi kimse yok. Güzel böyle bir şey olabilir öyle... mi ya? Işıklar mı ışıklar evet. böyle kenarda falan. Sonra kaçak olacak Türkiye Hı -hı. neticede. Zıt öleceksin gideceksin. Veya ayağın işte şeye takılacak, sıkışacak. Bak şimdi gene ya. Nereden geldik buraya? <laughs> Bilmiyorum. Bilemiyorum. Şeye Nereden geçelim geldik. dedin. Sonra Haber, evet. Al Pacino. Geçtik. Al Pacino haberimiz var. Al Pacino. Al Pacino şeye katılmış. E, Tarantino'nun filmine katılmış gençler. E, Gül e almam şu haberi ama biz burada bir görüntüsü falan var yanlış var, hatırlamıyorsam. Var, dün görmüştüm ben evet, de. Evet dün görmüş idik. E, ben o fotoğrafı bulabilir miyim? Onu e, ona kasıyorum e, şu anda. Once Upon a Time in Hollywood galiba filmin ismi. Once Upon a Time in Hollywood. Hollywood. Once Opa. Neyse orada oynayacakmış. Evet. İyi gördüm Onu ama. Onu da bayağı çekiyorlar yani setten fotoğraflar falan Tabii geliyor. Tabii canım. Elbette. E, şu orada mı acaba? Değil zannetmiyorum. Ama niye çıkmadı? Ah dedim gene bulamadım. Neyse o, o da katılmış kadroya yani. Kim var orada efendim? Leo var. Leonardo DiCaprio var. E, efendim şey var. Brad Pitt var. E, kimler var başka? Yani Margot Robbie var. Şöyle bir fotoğraf Heh. buldum. Evet. Şöyle Acaba Tarantino'nun kendisi de mi oynuyor diye düşündüm. Çünkü baya... <laughs> e... Yok anam bu böyle ya. <laughs> Yok o dönemlerde geçiyor ya. Şöyle söyleyeyim mi Tarantino biraz forma girmiş yalnız. Nasıl forma gördüm. girmiş? Dombalak ya. Gürkan'a dombalak diyenler utansın. Yok anam babam bu bu adam bayağı bir... E... Yani o 90'lardaki 2000'lerin başındaki halini düşün sonra çok dağıldı. Çok, e, sonra çok dağıldı doğru. Çok kilo doğru. aldı yüzümüzü Aynen. bir daha. Burada gene burada bir de enerjik şey gördüm kendisini. Evet. Belki kıyafetten de kaynaklanıyor olabilir, olabilir. onu bilemeyeceğim ama. Olabilir. Ee, Pacino tip efsane olmuş ama. İnanılmaz tesiri. olmamış mı? Şu el falan şöyle bir nasıl bir tip oynuyor bilmiyorum ama. İzmerya. <laughs> Ulağanüstü olmuş ya. Yani. Bu şeydeki hal de efsane. Neydeki hal? Ee, Angels in America'daki. Evet aslını sonra gördükten sonra Al Pacino'nun nasıl döktüğünü oh, bir kez daha görüyorsun yani. Korkunç bir adam ama korkunç, ya. Korkunç, korkunç korkunç korkunç. Korkunç ne, ee, Hangi haberi geçecektik biz ben bir şey diyordum. Westworld'de geçecektik. Hey, Westworld. Westworld. Evet gençler. Hemen sizden yorumlarınızı almak istiyorum. Westworld'un ikinci sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet canlı izleyenler lütfen efendim. çede. Ee, çed, çed sınırlar içerisinde lütfen görüşeni bilirsinler. Turgut Eskeçer 100 bit göndermiş. Demiş ki Westworld Ghost Nation bölümü hariç tüm bölümler vasatta. Hannibal, Hannibal abimiz biraz topladı işte demiş. Eee, evet ilk yorumumuz geldi. O 7. bölümdü galiba. Sanırım. Ee, Yo 7. Ee, bölümün ismi adamın ismiydi galiba. Işte, ha ha tamam. Okay, e, onu diyorum işte. Anladım, yedi, 7, 8, evet, evet, 8, 8, 8, evet, evet, o aralar. Yok, ya da 8, 9, sonra... 9 muydu? Yok yok 7 idi. 7 miydi? 7, idi hatırlıyorum. Neyse işte hatırladınız o bölümü. A, neydi? Akaç, 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 Akaç Akaçeta mıydı? A, neydi öyle bir şeydi ismi tam hatırlamıyorum. Hmm. Şimdi. O bölüm yok, yok, güzeldi. Spoiler yok, spoiler Ondan Sonra... Yok yok. Spoilersız. E ee, lütfen ha, chat'te de lütfen spoilersiz. YouTube'dan izleyenler de yorumlarını paylaşsın. Westworld'un ikinci sezonu, sezonuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sezon. Şimdi Berken diyor ki izle o izlemedim diyor. Selam. Haberi önce vereyim mi? Ondan sonra sen onlara gir girersen. Okay. Çünkü haber on. O, Aynen. Haberi hoş geldin. Şey yapabiliriz hı hı. yani. Ee, onun ışığında da konuşabiliriz. HBO'nun patronu demiş ki Westworld ikinci sezonu eee casual efendim izleyicilere uygun değildi demiş. Aslında genel Westworld için söylemiş onu da. Yani bakın demiş. Yani Biz bu yapmayız izleyiciler, siz izleyiciler <laughs> için değil e, dikkat e, istiyor bu evet. dizi demiş. Yani görmüş bayağı, bayağı görmüş yani. Yani demiş ki sır sorun bizde değil ha. sende. Yani demiş. Bayağı öyle demiş. Çünkü ikinci sezonuyla ilgili e, bir e, tepki var yani. Var. Hatta şeyde de aşağıda rakam da vardı. %14 mü? Ne? İyi düşüş varmış ilk sezona göre. Öyle mi? Bakalım yani. Ee, pek endişeli değilmiş efendim HBO patronu. İkinci sezonla ilgili biliyorum. eleştiriler bakımından. Ee, Emmy ödüllerine işte adaylık falan var. Oradan memnunuz demiş. Evet ee, %14'miş. Şöyle bir şey demiş. Mesela izleyiciler demiş her ne kadar efendim pek beğenmedik falan deseler de konuşma ihtiyacı. Hı hı. Beğenmedikleri şey de olsa beğenmedi, beğenmeseler de beğenmedikleri şey üzerine konuşma ihtiyacı falan duydular demiş. Biz İhtamın de zaten böyle kötüsü. bir duyguyu yandırmak istiyorduk demiş. Üçüncü sezonu izlemeye gelmezlerse o duyguyu uf, e, içine bir yere gömmek isteyebilirsin canım. Yani öyle bir durum var. Ben söyleyeyim. Üçüncü sezonun izleyiş, iz, izleyici sayısı e, birden ikiye düşüşten daha fazla olacaktır. Ben gibi bana geliyor da öyle bana. geliyor açıkçası. Bana evet, öyle geliyor. Yüz, çirin... Toplamda yüzde on dört düşmüş birden ya. ikiye. Kendine onu değil söyleyeyim, yani o cim değil da burada. Ben ee, bu, çok özür dilerim. Onu da ekleyeyim geçeyim. Ben bu adamı bu rolle tanıdım. Tabii yani bizim bir üst nesil bir tabii. sürü tabii. E, rolü falan vardı. Hı -hı. Ben mesela benim ilk tanıdığım bu rolle oldu. Böyle bu gri metalik gözler falan Harbi çok ciddi tırsardım ama. O yüz yüz işte, Terminator öncesi Hı -hı. bile düşün. yüz çıkar falan böyle bir şeyler bir şeyler. Michael Craghton. O evet, değil mi? Crichton. Ne büyük adammış ya. Hakikaten yazmış adam yani. Öyle Buyurun. Buyurun. diyor ki. Ee, bir saniye. Hafif yukarı kaymam gerekiyor. Chat diyor ki. Da -da. Da -da. Da -da. Şimdi beğenenler var. Mesela Mr. Klein da. demiş ki ikinci sezonu gereksiz derecede karmaşıklaştırdılar demiş. Evet. E, Cedet, ben yarıda bıraktım demiş. İlk sezonun yanına bile yaklaşamadı demiş. Ciotin uh -huh. e, de demiş ki ilk sezonu nefessiz izledim. İkinciye başlayasım gelmedi. İrem beğeniyordu. İrem buradaysa o beğendiğini ee, söylemişti. Kahraman arda demiş ki konuda bayağı değişmeler oldu ama söyledikli sö söyledikleri gibi uzun sezonlar sürecekse bu habire aslında bu böyle dur aslında bu böyle durumu Hı -hı. sıkabilir demiş. Evet. Ee, evet. Oran Oran Orhan demiş ki e, Westworld harikaydı her zamanki gibi dizi sektörünü bir adım öteye taşıyor da hep sınırları zorluyor anlatım evet. şekli efsane biraz. Ee, biraz şimdiki zamandan biraz geçmiş biraz çok eski zamandan anlatılmasının hoşuna gitmiş onun. O ilk sezonda da beğendiğimiz şey aslında bu sezonda vardı diyebiliriz. Yani e, oradaki hostun Hı -hı. algısı, hostun efendim hafızası e, temel alınarak Anlatım oluşturuluyor. Hı hı. Bu ikinci sezonda da ...öyle bir şey evet. var. Yani işte şimdi mi, ...sonra mı, önce mi anlayamamazsın. O güzel güzel bir şey hı hı. tabii. Zorlayacak bir şey izleyiciyi. Bence esas sıkıntı orada değildi ama izleyici zorlayacak hı hı. olmasında değildi. Esas sıkıntı orada değil yani. Ee, bir sıkıntı varsa. Bence de öyle. Uzun süre ben ne izliyorum duygusundan çıkamadı bence Kesinlikle izleyici. Öyle. Bana öyle geliyor. 5-6 bölüm yani. yani. İlk sezon ya yani bu söyledi ilk sezon için söylenebilir evet. yani dikkatli izlemek işte herkese göre değildi Kesinlikle. yani. Çünkü daha ağır akıyordu, bilmem ne oluyordu, çok aksiyonu yoktu falan. Hı. Daha böyle e, aksiyon karakterler arasındaki muhabbetlerden kaynaklanıyordu daha çok. Ama o bile, yani o bile diyorum, o çok güzel yazılmıştı. Hı hı. Yani zaten oyunculuklar bilmem neler böyle ağzını suları akarak Tabii canım. izliyorsun falan. Bu sezon maalesef o da alamadık. Yani evet. Evet. Öyle yani. Peki geçelim. Bu enteresan bir tartışma. Şimdi şunu hemen burada e, bir açıklayayım. Hı hı. Şimdiki haberi sinemaskopta haber olarak konuşacağız. Hem biraz sonra nezik geceleri geçince de nezik gecelerde üzerine konuşacağız. Evet. Sinema muhabbeti gibi değil de daha böyle hayat üzerine falan bir yorumlayarak konuşacağız. Haberimiz şu artık biliyorsunuz bu son işte geçen haftanın olayı oldu artık diyebiliriz yani. Bunu sona mı saklasam diye düşündüm ama şurada bir geçelim Bence nezik de öyle gecelerde yapalım. konuşuruz. Sona mı saklayayım? Yok yok şimdi konuşalım. Şimdi konuşalım şey yapalım peki. Guardians of the Galaxy efendim yıldızları James Gunn'ın arkasında durmuşlar. Niye? Hatırlayıcı hatırlatalım Hı -hı. biz olayı. James Gunn bu Guardians of the Galaxy efendim filmlerinin işte yazarı, yönetmeni ikisinin. Disney tarafından kovulmuştu işte evet, son verilmişti. Evet üçüncüyü yazmaktaydı şu anda ve üçüncüyü çekecekti. İlk draftı bitirmişti yani evet. bayağı ilerliyordu iş. Neden böyle bir şey yapmıştı Disney? Neden böyle bir efem karar vermişti? Çünkü James Gunn'ın böyle ne bileyim işte 6 yıl mı 8 yıl mı ne falan öncesinden şey. attığı tweetler var. Hakikaten eee ee, zevksiz diyebileceğimiz hı hı. tweetler yani zevksiz ve amaçladığı şeyde kendisi de aynı zaten söylüyor onu provokatif olması amacıyla attığım fakat hı hı. provokatif de olmayan, zevkli de olmayan mizah barındırmayan, anlamsız diyebileceğimiz hı hı. tweetler onlar diyor. Neyle ilgili tweetler? İşte pedofiliyle ilgili tweetler ne bileyim işte ne vardı başka konulardan ee, tecavüzle ilgili mi vardı ee, Tacizle ilgili, tacizle ilgili, e, ilgili. tweetler vardı. var. Bunları efendim işte böyle ne diyelim e bunları takılarak işte böyle bir hı hı. takılır üslupla falan bunlar bunlarla ilgili tweetler atmış. Zevksiz tweetler. E, bir e, sağ e, görüşlü bir organizasyon da Site galiba evet, bu. Site bayağı aşırı sağ görüşlü. Trump e, destekçisi muhtemelen çünkü James Gunn son zamanlarda özellikle Twitter'da bayağı bir Twitter Bayağıdan giriyordu yani. Bayağı. Hiç sözünü esirgemiyor. Mark de öyle yani. Öyle. Baya bu tweetleri ortaya çıkarmışlar. Disney'e evet. böyle sürekli ardı ardında mesajlar atmışlar. İşte bu adamı kovun bununla ilişkinizi kesin falan diye. Disney böyle de şey olur mu diye. Öyle yapmış. Ee, Disney'de ee, dedi ki ondan sonra evet biz bu tweetleri efendim sahiplenmiyoruz. E, bu tweetler bizim ee, efendim şirketimizle bağdaşmaz. E, Şah Baba abone olmuş efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Bizim şirketimizde bağdaşmaz diyerek işine son verdi. Bu tabii çok tartışıldı. Öyle mi böyle mi bilmem ne falan. Baya bir tartışıldı. Hala tartışılıyor. Evet, yani Zaten yazıda e, şeyin Guardians of the Galaxy oyuncularının nasıl tepki verdiğiyle ilgiliydi. Hemen girelim. E, onlar da tweet attılar. Hı -hı. Twitter'dan çıkanlar oldu Hı -hı. falan takip ettik evet. kadarıyla. change Change.org kampanyası açıldı. En son bak 185 evet. bin imza diyor. Bu haber ne zamandı bilmiyorum ama geri dönsün. Disney işte tekrar James Gunn'la çalışsın falan diye. E, kimler? buna tepki göstermiş. Zoe Saldana, Chris Pratt, Karen Gillan, efendim Michael Rooker. Şöyle efendim tweet'ler var şey göstereyim ben size. Şey bayağı sert bir tweet atmıştı. Eee adını unuttum. Dave Kimden bahsediyorsun? Bautista mıydı adı? Hı hı, Dave Bautista ha. Evet o bayağı hani sert bir tweet atmıştı kabul şekilde. Ede, evet, şey kabul olur. edilebilecek bir şey değil bu falan Olmaz diye bu diğer falan oyuncular diye. daha böyle şey yumuşak geçiş genelde işte. anlaşılan şu yani James Gunn'la bu oyuncuların iyi efendim tecrübeleri olmuş işte bana çok yardımcı oldu iyi niyetli bir insan işte Hı -hı. efendim hep destek oldu ondan sonra işte biz aile gibiydik hep öyle hissedeceğiz Hı -hı. falan tarzında ee, tweetler var destek de tweetleri var. Şey gördüm. E, Disney parklarında seslendirme yapan biri varmış. Da kim olduğunu bilmiyorum ben de. E, onun sesi kullanıyormuş bazı şeylerde. O da demiş ki James Gunn'ı çıkartıyorsanız benim sesimi kullanmanıza izin vermiyorum bundan sonra falan demişim. demiş. Demiş. enteresan. Yani or, e, onun bir iki boyutu var tabi enteresan. Bak şöyle bir şey Dave Bautista'nın da tweet'ini bulduk. Şöyle diyor kendisi. Ee, yani bunun, bununla ilgili söyleyecek çok şey var ama şu anda bu kadarını söyleyeyim. James Gunn efendim en sevgi dolu işte efendim ilgili alakalı iyi, iyi niyetli iyi doğası olan insanlardan biri tanıştığım ee, çok efendim nazik kibar demiş. BB09K. <laughs> Okey. <laughs> bir okuyamadım bir an. Efendim abone olmuş teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. İlk ay. Sağ olunuz, var varolunuz. Ben nerede kalmıştım şu tweet'i okuyordum. ona çok devam edeyim. Çok iyi bir insan James Çok ha? iyi bir insan falan işte efendim insanlara hayvanlara falan çok e, iyi e, davranan bir insan. Herkes hata yapar hepimiz yapmışızdır. Şu anda ona yapılan kesinlikle e, tasvip etmiyorum yapılanı diye bir tweet atmış kendisi de. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bu bu olur mu olmaz mı e, tartışması var. Nezik gecelerde biraz gireriz ona. Aynen. Yani neticede bu tabii şey bir e, karar. Bir şirket kararı yani Tabii ki. bu sonuçta adam e, James Gunn kendisi de şey yaptı ben kabul ediyorum bu kararı hı hı. tweetlerimin de arkasındayım yani sahipleniyorum arkasındayım derken Yazmadım, yanlış demiyor oldu. demiyor yani. Evet ben sahipleniyorum bu tweet sorumluluğunu alıyorum. Ama ben pişmanım özür diliyorum. Özür diledim zaten daha önce de diledim hı hı. diyor. E, kötü tweetlerde yapacak bir şey yok diyor o da öyle değil. Yani öyle e, kabulleniyor kabulleni olayı kabullenmiş. E, Tabi burada işte kamplar var. Yani bu doğru mu, bu hareket doğru mu, yanlış mı falan diye. Hı hı. Neticede ticari bir şirketten bahsediyoruz. Öyle. Verdiği karar kendisini bağlar. Tabii ki. Öyle. Şu, şu anlamda kendisini bağlar. E, bundan zarar görüp görmeyeceğini ölçmüş bitmişlerdir. O, Ona tabii. göre böyle bir karar vermişlerdir. Çünkü James Gunn da onlar için çok iyi bir asetti yani çok sevilmeyenlerden. Yani şöyle bir diyelim. James yani. Gunn Marvel evreninin e, yapı taşlarından öyle. bir adam. Yani o diğer filmlere de verdiği katkı, hı hı. efendim o tonu hı hı. E, oturtmasındaki becerisi falan çok önemli bir rol e, sahibi. Dizide böyle bir karar verdi. Benim de kendimce görüşlerim var yani bu ilgili. Çetten de geliyor görüşler. Aynen nezik, nezik gecelerde gecelerde onları... ayrıca konuşuruz çünkü yani sırf sinemanın dışında da bir şey bu. Öyle. Sinemanın dışında da bir muhabbet hı hı. bu yani. Ee, evet, bu hatalı bu tweetler, ee, bu bu hatalı tweetler nedeniyle efendim e, böyle bir karar verilebilir mi? Verilirse işte ne Nedir, olur? ne değildir. Ne, ne değildir, ne değildir. Konuşuruz. E, konuşuruz. Diyelim. Ama önemli, iş büyüdü yani. Bu kadar e, e, kabullenmedi herkes bu olayı. Ta, e, öyle görüyorum. Hı hı. Bazen şey falan duygusla devreye giriyor. Belki burada biraz o doğmuş olabilir. Yani. Mesela Kevin Spacey'de de biraz oldu ama o kadar olmadıydı Kevin Spacey'nin olayında da. Hı. Ben mesela bir şeyler söylemiştim hani sevdiğin için böyle mi oluyor falan evet. gibi bir muhabbet olmuştu. Alakası yoktu. Kevin Spacey seviliyor biraz belki seviliyor gibiydi. James Gunn daha hani daha güncel bir hayran Tabii kitlesi öyle. var diyelim. O hayran kitlesinin de etkisiyle birlikte hani sev, sevdiğimiz veya hoş görmeye daha meyilli olduğumuz insanlara karşı... E, daha yumuşak mı bakıyoruz veya başkalarını işte daha mı gömmeye meyilliyiz? Bu olay bununla mı ilgili? Yoksa başka bir boyutu falan var mı? Diye böyle bir ben bende de var yani şeyler kafamda. Onları nezik gecelerde Konuşalım. konuşuruz. Diyelim geçelim bir bir diğer habere. Diğer diğer. Diğer diğer şapkasız. Ben bunu e, kesinlikle unutmam unutmayacağım. Diyorsun. Unutacağım bir şey değil diye düşünüyorum. Coen Brothers. Coen biraderlerin Netflix dizisi Vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Bu haberi yapmıştık burada. Evet konuşmuştuk. konuşmuştuk aynı Mini dizi olacaktı. Evet o artık olmayacakmış. Şöyle bir şey olacakmış. Çünkü artık bir film olacak Bir ama dönmüş. 132 dakikalık bir film olacakmış. Gene aslında dizide de öyle yapmayı planlıyorlardı. İşte kısım kısım bilmem kimin işte bilmem nesi falan filan evet. diye böyle. Gene öyle parça parça olacakmış film. Hmm. Ee, öyle yani. Öyle. Ya şu ne kadar güzel ufak, bir bölümdü evet, ya. Evet çok güzeldi. Harika değil miydi burası? Aynen öyle. Ya film de çok eğlenceliydi zaten. Hatırlıyor musunuz burayı? Film iyiydi. Eğlenceli yani. yani. Evet. izledik ettik falan. Hani dans etmiyorlar bunlar burada. Etsenize oğlum birazcık. Çok güzeldi. ...bayağı keyifliydi burası Kesinlikle yani. Kesinlikle ya. Eleman da bayağı yetenekli yani. Şöyle söyleyeyim... ...bu dönemin şeylerinde, bu dönemin yönetmenlerinde... ...tahmin ediyorum o yaş skalasında... ...bir müzikal çekme olayı var ya yani. Çünkü küçüklükleri muhtemelen evet. öyle geçti. Bu filmin ben şeyine hasta oldum ya. Neyine? Sanat yönetimine. Arkadaş. Harika o ne yani? Hakikaten o yıllarda... ...çekilmiş gibi harika duruyordu harika yani. Setler metler. Bu Spielberg'de şimdi şey çıkıyor ya işte... ...ne o? Eee... Ya batı yakasının batı yakasın kersi. Kersi. Onu çekecek ya işte müzikal. Yani bayılıyorlar çeksinler. Indiana Jones 2'de özellikle o giriş sahnesini falan. Özellikle yani. Sadece çok evet, istediği evet, için koyuyor evet. koyuyor yani. Böyle yoksa ne alakası var onun? Hatun'a yazmak için yapmış. Tabii. Oy. Yavrum. Görüntüler var ya bayılıyorum ona. Sürekli yanında böyle. Abla <laughs> <laughs> falan diye. <laughs> son haber. Gecenin son haberi. Shyamalan'ın glasıyla ilgili. Shyamalan açıklamalarda bulunmuş. Evet, aslında en başından beri e, üç 3 tane Daylı. film yapmak niyetindeymiş. Öyle mi? Şeyi çektiğimiz Unbreakable'ı çektiği ama fakat sonra Unbreakable'da diyor öyle tuhaf tepkiler aldım ki hani yapmaktan vazgeçtim ama yıllar içinde diyor Unbreakable böyle kendi kitlesini oluşturan enteresan <laughs> bir film oldu falan diyor. Nasıl nasıl e, enteresan tepkiler derken beğenilmedi gibi beğenilmedi yani. Beğenilmedi gibi yani. Hmm. Aslında güzel bir film olarak e, karşılandı diye hatırlıyorum ama gişede pek başarılı olamamıştı belki de. Bir bakalım şuradan. Unbreakable. Sonra işte Box. bu şeyi çekince. Sonra kariyerimi rezil ettim. Sonra tabii. Yerin mahvettim. dibine soktum. <laughs> Hiçbir stüdyo bana para <laughs> vermek istemedi. <laughs> <laughs> oldu, oldu Hep mu? sen bırak yüzünden oldu falan. Onu suçluyorum. Ya ondan, ondan olmadı tabii, tabii de. ki ondan olmadı. Dalga geçiyorum da. Yani çekmek istesen de çekemeyecek bir pozisyondaydın. Aynen öyleydi. Uzunca bir süre. Kesinlikle öyleydi. Sonra spiti çekince beğenilince artık Glass'ın zamanı gelmiştir diye. Diyerek onu da e, araya bir sıkıştırdı. Hmm. Acaba yazıyor mu ya? Ne gibi yazıyor mu? Ya baştan üç film düşündüm falan. Bunlar hikaye Ama bir mu? yok yok bir muhabbet vardı. Vardı değil mi hani? öyle? Bunun devamı gelecek falan diye. Evet ben hatırlıyorum. de hatırlıyorum. İnternetimiz var mı? Var değil mi internetimiz? Okey. Buradan yüklemekte sıkıntı çekti de. Ee, şöyle kaşeli şey yapayım. Peki o zaman şöyle e, sorayım ben. Split'le Split ile ilgili sorayım madem. Sor. Gene gençler, chattekiler, Split izleyenler kimler? Split'le ilgili ne düşündünüz? Youtube'dan izleyenler de lütfen aşağı Beğen yorumlarını biz paylaşsınlar. E, Unbreakable 75 milyon dolar bütçeli. Çok Nosfer'si para. Nasıl o parayı ben sana söyleyeyim. Evet. Çok para o filmin bütçesi taş çatlasın olsun 25-30 yani. Düşünüyorum. Olması lazım yani. Bence. Tren kazası vardı ama onda gözükmüyor mu? Hiçbir şey gözükmüyordu. Mıydı? Ne var orada Yo, canım? Gözükmüyordu gerçi. O filmi de izleyelim bir daha ya. İzleyelim izleyelim. Ne Aa, kadar ale, getirmiş bak. dünya çapında? 248 Amerika da Amerika'da getirmiş. çok kötü zaten. Amerika hiç sallamamış. Ee, bu hatta şeymiş yani ben tam olarak hatırlamıyordum zamanını. Ee, bütün bu süper yani süper kahraman filmlerinden hatta Sam Raimi'nin Spider-Man'lerden de önce. Bu zaten şöyle bir durum vardı. Bu film Shyamalan'ın o dönemki filmleri de düşün işte Science bundan hı hı. önce miydi? Science bundan sonra galiba. Emin Öyle değilim. Mi? Ama sanki sonra gibi kalmış aklımda. Bu galiba 6. kitaptan sonraydı. evet. O işte filmler falan. Ee, bir drama olarak o öne çıkmıştı izlendikten sonra ya bu bayağı ne hani, film içinde de işte çizgi evet. roman muhabbet dönüyor ya bayağı çizgi roman süper kahraman Hı -hı. filmi gibi bir şey aslında ama tam da değil falan diye böyle bir arada derede kalmıştı diye hatırlıyorum. E, yani ben hala o film çok böyle çizgi roman filmiymiş gibi falan e, şey yapamıyorum, yorumlayamıyorum. Sanki benliğin ne sen o benliğin işte efendim kabul et. Ee, Hı -hı. kendini tanı falan üzerine, tabii, tabii. O yani. dramatik şeyler üzerine. E, o güzeldi bence. Esasen öyle de öyle bir film olarak da izleyebiliyordun ama evet. sonradan düşünce ah evet, bakarım ya, kendini keşfeden hani orijin hikayesi falan gibi. öyle öyle öyle. Demek istediğim şu yani. Ed, ed. Ağırlık olarak hani bu efendim karakter draması diyebileceğimiz tarafın ağırlığı belki burada %60 70 daha fazla belki. Hani öyle süper kahraman falan tripleri %20'lerde belki. Tabii tabii öyle değil. tabii canım. Hani normalde bizim izlediğimiz bugün süper kahraman Oo. filmleri %70 80 hani ee, böyle uçtum kaştım. %20 zaten. belki yani karakter işte evet, 20 evet. 30 karakter oluyor. Yani o tam ters yüz gibiydi hı hı. sanki. Ee, bunun teaser'ları trailer falan da yayınlandı ki trailer'ını ben beğendim. Heyecan yaptım yani. Hoşuma gitti. Ben de beğendim. Eee de... hatta çok özür dilerim onu da söyleyeyim sen devral Shyamalan'ın epey zamandan beridir Yaptığı en e, Böyle Hollywood üst sınıf Filmi izlenimi veren bir trailer öyle. Çok uzun ya. Yani, 15 yıldır falan belki Bir diğer şey daha var Bruce Willis ne zamandır Hani film nasıl bir film olacak bilmiyorum ama Adam gibi bir film olma ihtimali olan bir film evet. Bruce Willis'ı uzun zamandır ilk defa öyle bir filmde izleyeceğiz Evet yani Çünkü öyle. abuk evet. sabuk filmlerde oynuyor yani Bakalım becerebilecekler mi ee, McAvoy orada e, Ara şeyi bulsun artık Samuel Jackson da gene popüler bu aralar Tabii. diyebiliriz Hı -hı. yani. Ee, McAvoy zaten hani şey, e, popüler zaten. Aa, çok Burası büyük çocuk Split'te ya. E, i̇kinci Bahar arıyor diyemem yani ama Shyamalan arıyor hala o ikinci evet. Bahar'ı. Oradan belki bir yürüyebilir. Ne diyorsunuz gençler? Split'le ilgili Bakalım, var mı şeyler? Burak Bayırlı, e, Split Shyamalan'ın, Split dedikçe aklıma klima geliyor Allah kahretsin. <laughs> Split Shyamalan'ın son 10 senedir yaptığı en iyi film de herhalde demiş katılıyorum ben. Çok canı gönülden katılıyorum yani. Olağanüstü iyi film miydi? Belki değildi. Değildi yani. Ee, ama oturup da izlediğin, izlerken bir şey hissedebildiğin çok böyle yapaymış gibi durmayan çünkü Şemal'ın bir dönem filmleri öyle oldu. Çok böyle e, tasarıma çok sanki süper deha bir adam falan ya böyle o da bu triplere girdi yani. Evet, çok yani. belli ediyordu tasarımını bilmem nesini falan. O senaryo olayının çok şey, çok ya, suyun çıkarmıştı yani. Neyse öyle. Haydar demiş ki Split çok güzel şeyler yapıp başarabilecek bir altyapıya kurulmuş ama bunu %10 veriminde bile değerlendirememiş bir film demiş Haydar. Bu yorumlarda evet bayağı bir şey oldu. Öne çıkmıştı. Ben mesela filmin fragmanını, e, fragman, fragman, fragman. <laughs> fragman <laughs> trailerlarını falan görünce e, işte böyle kızlar mızlar böyle teen slasher modunda falan ben bir direkt şey öyle sanmıştım. oldu mu yaptı mı diye düşünmüştüm. Film öyle çıkmayınca mutlu olmuştum. Yani öyle bir şey sanıp hatta uzun zaman izlemedim ama sonra işte chatten falan bizim izleyicilerimiz McAvoy'da sağ tabii. olsun onlar şey yapınca ya güzel Hı -hı. film falan gibi muhabbetler dönmüştü. İyi bir bakalım dedik. da hani götürmüştü. McAvoy. Bayağı iyiydi. Peki gençler o zaman geçelim haftanın filmlerine neler varmış. Bizim Köy'ün Şarkısı, Komedi Aile, ee, Dev Avcısı, Fantastik Macera. Zoe Saldana varmış filmde. Dip dip bir okyanus macerası. Şöyle mi acaba? Animasyon. Dip, dip Aga bu bildiğin Nemo ya. Çakmışız hmm. yalnız. İşte. Peki. Dört köşeli üçgen. Bir Türk filmi dram. Öyle anlıyorum yani. Enes Batur hayal mi gerçek mi? Yeniden mi göstermek Çok izlendiği için. Baktım merak edip baktım yani gerçekten buna zaman ayırdım. Ee, bir şey bulamadım ama yani sadece burada değil başka sinema sitelerinde de gireceği söyleniyor. Herhalde tekrar girecek. Hmm. Yaz yaşında çocuklar İyi para okula evet, evet, gitmiyor. Evet büyük ihtimalle onunla ilgilidir yani. Gitmiyor. gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kabir Azabı korku filmi. Kabir türk, Azabı türk türk filmi adlı gibi. bir böyle komedi filmi olmazdı herhalde zaten. Niye olabilir ya? Afiş fena değil ama ya. Çok güzel kara film olurdu yani öyle diyeyim. Ee, kara komedi. Madam. Ee, Mission Impossible. Yansımalar. Ya abi Mission neden? Impossible. Neden? Yansımalar. Fallout neden yansımalar ya? Abi bu filmin niye... <laughs> Hatta filmin içinde de Fallout geçiyor ve alakasızca geç. Hani ile ilgili bir şey değil yani. Ha, hani Fallout hani bir yere oturtabilirim Fallout'u da filmde yani. Tam Oturtursun. geçiyor. Hadi klasik filmin adında geçen kelime filmin içinde de geçiyor muhabbeti var yani. Nerede geçiyordu hatırlamıyorum. Öyle ben. Mi? Konuşuruz da. Ee, enteresan. Yansımalar çok enteresan olmuş. Peki sıkı dostlar. Richard Linklater filmi. Hmm, dram komedi. Brian Cranston, Lawrence Fishburne, Steve Carell. Kadroya bak. Kadro efsane. Kadroya gel yani. Ee, Yaşar Kemal Efsanesi. Belgesel. Belgesel. Bu da böyle bir filmimiz. Buyurun. Buyurun buyursunlar. Buyurun buyursunlar. Mission Impossible'dan girelim mi? Olur. Mission Impossible'dan girelim. Ben şimdi sizlerin efendim isteklerini kırmamak üzere şuradan yazan e filmi, yazan filmi. Evet, konuşacağımız Konuşan filmi. E filmi yazalım diyoruz ya. Cadet gerçek kötüler ne, neydi, onun çevirisi neydi, gerçek kötülerden iyidir demişti onun İngilizcesi ne gerçek kötülerin? <laughs> Efendim, Turgay iskeçeri 100 bit, Mission Impossible'da tek merak ettim olay, fragmandaki tır kazasından nasıl kurtuldu? Güzel Tırk soru, kazası. spoiler olmasın yani. Çünkü tır kazası, tır kazası, çünkü o yani. Yok abi tır kazası falan filmde. Tır kazası mı var? <laughs> yok şeyde, evet fragmanda. ama şeyde yok işte. Filmde Aa. yok. Fragmanda var böyle tır geliyor o tıra doğru gidiyor falan. Yoktu filmde yoktu. Ya şimdi spoiler oldu ama yoktu ne yapayım. <laughs> Beklemeyin boşuna Yoktu yani. abi yoktu. Efendim Mission Impossible Suicide Fallout. Suicide Squad'ın adı mı Gerçek Kötüler? Oyduu. Gerçek Kötüler şeyde vardı ya. Neydi vardı? Love Olympics. Gerçek Kötüler miydi o ekibin doğru? Sanki orada? Sanki öyleydi. Hadi ya Hı -hı. enteresanmış. Buyurun ben o zaman Metacritic sayfasını açayım. Şöyle yapalım. Bunu da gireyim buradan. Metacritic'ten efendim Mission Impossible Fallout. Mission Impossible Fallout. Şimdi burada reklam, reklam çıkacak. Ben onları şey yapayım buradan. Bekle. Sorun kapat. Bekliyorum. Ben yani zaten Bekle. şey yapana kadar o çıkmaz oradan. Tabii, ben biliyorum. Sen ekrana geçince o zaman çıkar. Tabii. Çünkü efendim? Murphy. Çünkü Murphy. O Murphy bir yere geçirsem. Mission Impossible Fallout gençler 86 notu var. Metacritic'te. E izleyici notu yok çünkü daha girmedi. 27 Temmuz'da girecek efendim. E, bugün. evet 48 tane pozitif, 2 tane e eh not var. İyi notlar almış görüldüğü üzere. Eee Rotun tozuna da bakayım ben bunun. Ondan Rotten da tomatoes. ona da e, şey yapalım. E, orada da sanıyorum fena bir notu yoktu. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet yani fena hakikaten hiç fena bir not değil. Şöyle Maşallah. göstereyim. yüzde %97 yani. Bayağı iyiymiş Bayağı iyi. 98'miş. Şimdi en son 97 olmuş. Böyle bir filmimiz. Ee, gayet taze. Burada şeyleri göstermiyor mesela. Bayağı gülüyor. Heh, gösteriyor. Ha, taze göstermişler siteyi. Gayet taze taze. Bir tane çürük var. Ee, şey evet çürük çürük eleştiri demiş ki aksiyonu falan gayet <laughs> iyi ayak tutmuş ama işte bu e, yani entrika entrika tarafları biraz zayıf kalmış gibi bir eleştiri var anladığım <laughs> kadarıyla. Böyle bir film. Ne diyeceksin Gülcüm? Sözü sana vereyim. Mission Impossible Fallout. Mission Impossible 6 mı oluyor bu şimdi? 6. film mi oluyor? 3 e, Abrams bir dakika, çekti. Dur, bir dakika bir dakika. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ne oldu ne yaptın ne? Ne yapıyorsun? Genç. Neler oluyor? Daha defter. Not mut mu aldın? Ha. Okey. Ee, üçü e, şey çekmişti. Ee, 3, Abrams, çekti, Abrams çekti, Brad çekti. Bird çekti gördü, tamam. 5 6'yı McQuire çekti. Aynen öyle oldu. Şimdi şöyle bir şey var hani filmden bahsedelim sonra bir de İrem bugün e, yazmıştı Discord'a. Evet. Orada konuşuyorduk da şey diyordu ben hiç daha önce Mission Impossible filmi izlemedim. Hı hı. Belki böyle genel bir Mission Impossible nedir? Üzerine de bir iki laf ederiz belki. Hızlı hızlı yapalım hız hızı, o zaman. Tabii, tabii, hız Mission Impossible bi benim bildiğim kadarıyla sen belki şey yapmışsın. Yok tarihlerini yazdım sadece. Ee, böyle efendim 70'lerde bir tane dizisi var. Şey 67, oynuyordu hatta. 73 arasında Öyle şey mi? Dizi, evet. Ee, neydi abimizin ismi? Kim? Ee, ya başrolde. E, başlayayım. Korku şey. filmlerinde oynayan abi değil mi? E, tabii, tabii. Evet. Vincent Price değil. değil hayır. Değil ya, değil. Yok yok. Canım, değil, 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 değil. Değil, hayır, hayır. Bu arada hayır. Leonard Nimoy da var galiba kadroda. Bugün bakarken var, fotoğrafta gördüm. Var var. Tabii diyordum. var. Olma. E, Martin Lando. Ha, Martin Landau. Martin Landau'nun Lando. Lando'nun başrolünde oldu. Leonard Nimoy'un da oldu. Ee, bir göremiz tehlike dizisi. Yedi sezon. Başrol ederken şey tabii bizim e, Jim Phelps neydi abimizin ismi işte. Ondan sonra onların falan olduğu Peter Graves özür diliyorum. Şöyle bir e, dizi bu. 67-73 mü dedin? 67-73 arasında 7 sezon. 7 sezon. Sonra bizim küçüklüğümüze denk gelen 80'lerde 80, olan var 90, bir tane. 89-90 arasındaymış o da remake dizisi o da 2 sezon sürmüş. İki sezon Hatta gene e, buradaki e, Jim Phelps gene aynı. Evet Jim Phelps de orada devam ediyor Aha. yani. E, sonra e, Tom Cruise'un çektiği şey işte. i̇şte Mission Impossible. Possible, il, Tom Cruise'un çektiği derken oynadığı yani. Oynadığı yani. 96 Yapımcısı yılında oldu. ilki. 96 yılında hı hı. o filmi Brian De Palma çekti ee, John White oynadı Jim hı hı. Phelps rolünü hı hı. Hatta çok kızmıştık Efendim Jim Phelps niye böyle bir şey yaptınız falan filan diye evet. kızdığımı hatırlıyorum yani o Baya şöyle... kadro vardı o evet, filmde Evet IMDB'den göstereyim buradan da ee, Kaç dedik dedik. metası 59'muş genelde Brian De Palma manyakları neden böyle bir kitle var bilmiyorum Sinema tekniği falan iyidir falan derler. Orada da ben aman aman yani neyse tamam kabul ediyorum. Kabul girmiyoruz. ediyorum ama Çünkü girmeyeceğim bu konuya. toplayacağım o yüzden Çok bayıldıklarını hatırlıyorum bu filme. Ulan yakında falan da izledim. Yani güzel film ama ee, yani bilemedim. O konuyla ilgili iki kelimem var. Birleşik yazılıyor hatta neyse. ama söylemek istemiyorum. Ne, ne söyleyeceksin bilmiyorum. Scarface. Evet. <laughs> ama şöyle diyebiliriz en azından. Bu filmin tabii ikonik şeyleri vardı. İşte bu yok efendim tellerle aşağı indim sarktım marktım bilmem ne yok hı hı. trende sahne mahalle. Sonra ikinciyi John Woo çekti. Kötü bir evet, filmdi. Kötü bir film. Yani net kötü bir filmdi. O da 2000'deymiş. Ee, ondan sonra 3 geldi. J.J. Abrams'ın çektiği. severim. Güzel yani topladı seriye bir yer buldu. Philip Seymour Hoffman özellikle böyle. Tabii ki böyle seriye olsun. bir yer buldu. Ee, sonra zaten Brad Bird'ün çektiği şey. E... Ghost Protocol. Ghost Protocol. Sonra 2011. Rogue Nation. Aynen ve şimdi de fallout yansımalar yansımalar mission impossible nedir diyecek olursak hı hı. da e, özetle şöyle zaten soğuk savaş dönemi falan aynen öyle bir efendim e, bir task force yani bir ayrı bir birim var işte mission impossible ekibi diye bunlar teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar çok efendim e, özgüvenliler zekiler çok çok zekiler e, mizah falan var ve sürekli ee, böyle vurduyla kırdıyla değil rakiplerini dizide öyleydi en azından dizide benim öyleydi. hatırladığım. İşte o o dizide o bölümde kimse kötü kötü adam onu zeka ile alt ederler. Evet, oyun yaparlar ona, kandırırlar. İşte dediğin gibi çok şeyleri, özel olayları, teknolojileri çok iyidir ve bir evet. de maske olayı var tabii, çok meşhur. Yani bir, ...bir takım böyle şeydi işte alameti farkı diyoruz ya... Hı. ...mesela işte görevi alma olayı... ...işte ne bileyim radyodan, televizyondan... ...bilmem neden mesaj gelir... ...sadece işte bizim Jim görür onu... ...işte Jim, merhaba Jim... ...işte efendim işte olay böyle böyle... böyle. ...işte görevi kabul edersen eğer... Hı hı. Ee, şu 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 olacak işte 10 saniye içinde şey bir de işte, kendini yakalanırsan imha eğer mesaj. seni de katiyen tanımıyoruz falan klasik yani bu mesela olmazsa olmazdır mission impossible'da ondan sonra maske olayı çok kullanılır elbette zeka ile alt etme olayı evet. falan çok kullanılır İşte başka ne mesela jenerikte o bölümde geçecek olan olaylar bir akar Hı -hı. makar falan şimdi mesela görüyoruz o geleneğin devam ettiğini aslında filmlerde görüyoruz bu dediğimiz olayların hepsi var filmlerde Hı -hı. o açıdan belli oranda sadık uyarlamalar evet. diyebiliriz Zeka ile de alt ediliyor o da, var. o da var ama çok da bir göbe of diye oturmuş bir Tom Cruise aurası var artık. Yanılmaz filmlerde. ve tabi aksiyonu. Evet yani bu aksiyon bayağı bir öne çıkmış hani, özellikle bu filmde aksiyon bayağı öne çıkmış durumda. baya öne çıkmış durumda kesinlikle öyle. Ne diyorsun Fallout ile ilgili? Ee, ya bir şey daha söyleyeyim önce Lütfen, e İlk film direkt şeydi zaten hani dizilerin ruhunda daha böyle bir Hani ekip toplanıyordu bilmem ne. Bence dizilerin ruhunda da değil ya. Şu anda ruhu yanlış kelime oldu. E, formülünde gidiyordu. Sonra zaten saçmalıyor film de neyse. E, sonra ikinci filmde o kadar öyle bir ekip ekip muhabbeti yoktu. Direkt sanki Ethan Hunt üzerineydi gibi hatırlıyorum. İkiyi hatırlamıyorum. Bir kere izledim. Sonra iki, ufak ufak iki kere ekip kere toplanmaya başladı. İşte Simon Peck vardı. En başından beri Wing vardı zaten. Evet. Simon Peck dahil oldu. İşte sonra birileri birileri daha geldi falan. Şimdi ha, gene böyle bir ekip oturmuş vaziyette. Gibi. O yüzden uzun süredir de bir arada oldukları için bir şey havası da var aslında. Ee, bu söyle adını Fast and Furious'ta diyoruz ya böyle bir aile modu var. Burada da biraz öyle bir kimya oturmuş durumda. Var. Ve tabii buradaki oyuncular çok iyi oyuncular olduğu için izliyorsun böyle keyifle. <laughs> sayma <Simon gülüyor> pek falan iyi yani gayet. <laughs> ee, bu filme gelecek olursak tekrar. <laughs> Şahane bir aksiyon filmi. Yani <laughs> ben uzun zamandır bu kadar iyi bir aksiyon filmi izlemedim yani evet ya. zaten hiç yapılmıyor böyle şeyler artık aksiyon deyince aklımıza süper kahraman filmleri geliyor süper kahraman filmi deyince de maalesef bol efektli hı hı. böyle ara ara evet bu da CG. Ah evet hadi gene atladı zıpladı falan üst noktasının justice league falan olduğunu düşündüğüm bunun evet evet yani her şeyin böyle sahtelik akan hı hı. bunda da tam aksi yani baya oradasın evet çünkü adam gerçekten yapıyor hepsini. Tom Cruise hasta çünkü. Hı hı. E, bütün aksiyonları neredeyse neredeyse değil hepsini kendisi yapıyormuş. Hı hı. E, ve burada da direkt... Orasını onu, burasını kırıyor yaparken. Aynen öyle. Yönetmenle de çok iyi bir e, kimya oturtmuşlar. Şeyde McQuarrie de bunu çok iyi yansıtıyor gerçekten. Gerçekten Tom orada şeyi hissediyorsun. Bir e, not yani hı hı. vereyim sana. Tom Cruise'un söylediğini de e, duymuştum. Yani bu McQuarrie hem benim için çok güzel filmler yazıyor. Çünkü yazıyordu. Hı hı. Önce. Sonra bu şey falan da çekti işte. Ne o zamanlı mamanlı. Neydi o film? İşte zamanda da sürekli geri gidiyor o, geliyor onu falan. işte. O çekmişti diye hatırlıyorum. Hmm. Ya, ya yazlı ya da yazdı çekti. Jack Reacher'ı da o çekmişti. Jack Reacher'ı çekmiş da o çekmişti. Şimdi bu iki Miş'in Possible'da o çekti. Yani hakikaten kimyaları bayağı iyi tutuyor. Bayağı iyi tutuyor. Ee, öyle bir not vereyim dedim. Yani. Ee, yani belli ki Tom Cruise artık şey de oldu adam için bu film. Bayağı böyle bebeği modunda her şeyle evet. de ilgileniyor. Öyle evet. anlaşılıyor evet. yani. Evet. Ee, bu filmde hani ...tekrar bir hatırlayalım diye bir öncekini... ...dün gece izledik. Hı hı. Çünkü hafif böyle devam eder gibi bir durum var. Yani tam tabii, değil yani tabii. ama biraz öyle bir durum var. Ee, yani öncekinden de daha böyle... ...aksiyonun hem dozu artmış... ...hem gerçekçilik hissi çok artmış. Evet. evet. Onun da dışında... ...ben şeyden de çok e, etkilendim. Yani tamam aksiyon filmleri her zaman. Göremiş Sehlike filmleri. Elbette çok güzel aksiyon sahneleri izlersin. Burada dediğim gibi ailesini izliyorsun onun yanında işte o aile e, aile diye tanımladığım az evvel o karakterlerin artık birbirleriyle olan ilişkisi hı hı aralarındaki o sıcaklık bilmem ne de hı hı. duygusal da bir şey katıyor ton katıyor yani filme bence o bir şeye girdim diyorsun sen değil mi bir duygusal evet, bir e, havaya etkilendim, girdim diyorsun. Aynen. yani ben filandım aynı Age of Tomorrow filminde de, Age of, aynen, evet, teşekkür ederim. Age of Tomorrow e, evet 3D izledik evet IMAX, IMAX 3D izledik e, hadi yani 3D 3D çekmemişler anladığım kadarıyla. Hmm. Sonradan 3D yapılmış. Gereksizli o o gereksiz oluyor. Harbi 3D çekseler 3D hak edecek çok güzel sahneler şeyi var. Şey hatırlıyorum. Yani, var. Ee, mesela şeyi ilk defa IMAX'e izlemiştik. İlk defa yani ilk IMAX izlediklerimizden biri oydu. Hı -hı. Mission Impossible 3. Hı -hı. İki boyutluydu ve mükemmeldi. Evet yani. gözlük gözlük yoktu. Hiç gerek yoktu gene çatır, böyle çatır izlemiştik yani. Ee... Yani hakikaten harika bir aksiyon filmi ya. Neden? Şimdi neden harika bir aksiyon filmi? Ben görüyorum Mesela herkes harika bir aksiyon hı. filmi falan diyor. Yani bilmiyorum. Beğenmeyen de vardır. Belki de. Ben mesela niye harika bir aksiyon? Ve hatta bundan iyisi yapılamaz falan dedim ya. Hı hı. Yani bu yapılmış en iyi aksiyon filmi anlamında söylemiyorum. O anlamda söylemiyorum. Hı hı. Ama bir aksiyon filmi izleyeceğim diyorsa bugün piyasa standartlarında bundan iyisini bulman çok zor diyorum. <laughs> Niçin diyorum? Şöyle bir çok kilit bir olay var abi orada. Ee, yani aksiyon filmi dediğin şey ne diyecekti? Bir hareket, hareket olacak. Evet. Sen de adrenalin salgılayacaksın. Yani. oradaymışsın gibi. İşte o heyecan duygunu falan tatmin edeceksin. Tamam da benim oyuncu inanmam lazım yani orada olan bir tane değil mi? Yani bu Tom Cruise Mission Impossible filminin olayı biraz o oldu Hı -hı. artık. Ee, yani bu adam bu filmde ne manyaklık yapacak? Ve e, yani onu, onu izle. Yani adam diyor ki kardeşim ben sana saygı duyuyorum. Sen aksiyon izlemek istiyorsun. Ben yaptığım işe de saygı duyuyorum. Yapıyorum bunları. Sen hani bu filme gelip bir bilet alacakken çünkü ben sana bilet satmaya Hı. çalışıyorum. Sen bu bileti alıyorsan ben sana karşını hakkını veriyorum diyor. Ve veriyor yani. Adam hakikaten gene durmuyor. Oradan oraya koşuyor. Binadan binaya atlıyor. Helikoptere tırmanıyor. Arkadaş 56 mı 57 mi ne? Kaç yaşındasın sen? Ne yapıyorsun? Vallahi korktum. Bugün koştuğu bir yer var. Filmi izlerseniz. Tıkanıp kalacak yani. Vallahi korktum orada. Ha, bir şey, yani sanki o anda izli, şey yapıp çekiliyor da yani ya, bayağı adam gidiyor kalpten dedim. İnanılmaz. yani her şey yapıyor motor sürüyor araba sürüyor helikopter spin kullanıyor, atıyor, her şey yapıyor her şey ve ve şunu biliyorsun sen artık o yapıyor o yapıyor efekt falan görmüyorsun ha. bu bence ve ee... En üst seviyede yani en üst seviyede teknik olarak en üst seviyede çekilmiş böyle sahneler. Bu benim için şu açıdan önemli. Bu sabah ufak izlenimde de dedim ya işte Spielberg diyor işte bu Ready Player One'ı evet. tanımlamak için söylemişti. Bu bir film değil bu bir movie demişti. Yani öyle bir ayrım yapacak olursak da biz. Hani film dedin işte tarihi dramalar olabilir işte efendim ne bileyim romantik filmler olabilir hı hı. falan. Bir de movie var. İşte Buster Keaton filmi gibi hı hı. yani. Sinemada gidip izleyeceksin. Evet abi o trenin geçtiği film yani gibi. Bu bu ala bir ala bir movie bu film. Film movie yani hmm. karıştı her şey değil mi? Movie yani. Ala bir movie bu. Ee, çünkü çok kilit bir görevi yerine getiriyor. O da şu. Hani insanlar bir dönem sirke çok giderlermiş ya. ...sirkte mesela görmediğin şeyleri görüyorsun... Hı hı. ...veya işte efendim sihirbazlık gösterileri falan... ...onları izliyorsun... ...çünkü görsel açıdan şey açıdan... ...veya senin hani çok sık görmediğin şeyleri sana gösteriyor... ...bir süre sonra işte televizyon televizyon çıktıktan sonra... ...bunlar belki ikinci plan atılıyor... Ee, ...sinemada da işte biz bunu nasıl yaparız diye... ...efekte efekte 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 çok abanıldı falan... ...bu film tam aksi yöne gidiyor... ...aslında... ...Nolan'la benzeşiyor o açıdan... Evet. ...ki bu film de Nolan'ın filmlerine çok benziyordu... ...ona da biraz değineceğim... Hı hı. Ee, bu filmde adam sana şey yapıyor işte sirk gösterisi gibi bir şey yapıyor. Bayağı yani. öyle oluyor. Bayağı oradan atlıyor, Aynen. zıplıyor. Falan. Yani Aynen. bunu çok sık göremezsin. Çünkü adam o kadar tehlikeli şeyler yapıyor ki tamam tel var bilmem Hı -hı. ne var falan ama adam yapıyor yani. Ve sen sürekli şöylesin. Yani çok bilindik bir sürü kez izledim belki bir hani konsept var ortada. Yok motor kovuluyor, araba kovuluyor, bilmem ne. <laughs> Sen şöyle izli, izlerken buluyorsun kendini. Ya şey işte mesela az evvel dedim ya Fast and Furious'la bir benzerlik kurdum. Bir Aha. zıtlık açısından da şunu söyleyebiliriz belki. İşte onların da kaç oldu? 7 mi oldu, 8 mi oldu? 8 işte. Her bir filmde şey oluyor. Aha. Yani hani bu sefer ne yapalım? işte e, buzun üstünde roket kaydırma falan <laughs> böyle hani uçuyorlar artık. Burada ama dediğin gibi yani milyon kere gördüğün araba takip sahnesi evet, mesela. Abi. Her <laughs> filmde görüyoruz artık neredeyse ama mükemmel çekiliyor. ve sana gene yeni geliyor. Ne bu bef öfkeni araba takip sahnesi demiyorsun? Benim ıslak hani rüyam gibi öyle söyleyeyim dedim ya. <laughs> evet. Abi filmde e, müziği tamamen kestikleri bir yer var. Yani bir iki yer var. Böyle. Müziğin Hı -hı. kesildiğini ben e, kesildiğinde bayılıyorum biliyorsunuz yani artık. E, klasik böyle efendim low angle böyle, alttan çekim e, el freni çekip bir döndürdüğü yer var. Şöyle yani <laughs> falan oldum gözlerim falan da oldu <laughs> öyle söylüyor. Biz çünkü ojuz abi. French Connection'ciyiz, Ronin'ciyiz. Ne bileyim Avrupa'da bana klasik Avrupa otomobilleriyle takip sahnesi var yani. Evet, ben, o dar sokaklarda. Dar sokaklarda gitsinler gelsinler. <laughs> yani bu bu yani. O, o el frenini çekince ben ağlamaklı falan oldum. Öyle söyleyeyim. Ber. Şimdi mesela Berken demiş ki ya bunlar ee, bir filmi yükseltir mi? 85-90 evet. ne nedir demiş. Evet yükseltir. Mesela. Çünkü olay şu bu film diyor ki bak olay şu bu film diyor ki e, Mad Max Fury Road'da da o vardı. Hı -hı. E, ben diyor bir aksiyon filmiyim diyor evet. tamam mı? Ve bunu en üst seviyede yapıyor. Ya tekrar söylüyorum bir movie olarak daha ne yapılabilir bilmiyorum ben. Hı -hı. Movie. Ayrımı yaparak tekrar söylüyorum yani. Çünkü şöyle söyleyeyim. ev Yani böyle sırıtan efekt veya e, jenerik efendim aksiyon falan gibi değil. Bak izlerseniz göreceksiniz. IMAX falan izlerseniz göreceksiniz. Adamlar hakikaten oradalar. Öyle ya. Orada çekiyorlar. Öyle ya. Nolan filmi dememin e, şeyi de o biraz. Hı -hı. Müzikleri Lombarfe yapmış. O biraz benim eleştiri noktam olabilir. E, yani Dark Knight mi izliyorum? Mission Impossible mi izliyorum? Falan gibi oluyorsun. Hı -hı. Sevenleri için artı puan olabilir. Yani Lorne çünkü şeyin Hans Zimmer'ın ekibinden biliyoruz yani. Ee, sevenler için artı puan olabilir. Be, be, beni biraz kopardı çünkü filmde de geçiyor ya muhabbet işte e, CIA'ya gelip e, şey diyor siz diyor sen diyor şeyi kullanıyorsun diyor Neşter, Neşter kullanıyorsun, kullanıyorsun diyor. E, Etin Ant'ı Tom Cruise'u kastederek ben diyor e, şeyi kastederek Henry, Henry. Cavill'ı kastederek ben balyoz kullanıyorum diyor. Film biraz balyoz gibi. Balyoz gibi de bir müzik var. Don don don. Yani sürekli böyle müzikler hı hı. var. Biraz e, benim benim tadım yani benim e, damak tadım da değildi onu söyleyebilirim. Stephen Boatmaster Jacky ne oldu demiş. Giacchino bir evvelki filmi de o yapmamıştı. Hı hı. E, ama o o gene o Mission Impossible e, inceliğinde bir müzikti evet. diye ben e, düşünüyorum. Ee, böyle nesun Dorma yedirmeler Hı -hı. kızın teması Hı -hı. falan bilmem ne gibi. Güzel Bu bayağı falan öyle bir müzik yapmış yani. Lorne Balfe. Ondan sonra hocam. ama görsel stil olarak omuz kamerası ya yani mesela filtre yok yani. Evet ya. Hani böyle mavi filtre atayım kırmızı filtre öyle bir şey atayım, yok. Bilmem, Neyse ne onu yapayım. çekmiş gibi duruyor. Abi oturmuşlar da güzel. Evet yani. yani plan yakalamış çekmiş falan. O doğallık o kadar artık kokluyorsun yani evet, öyle söyleyeyim. söyledim. Onlar işler. çok avantaj avantajına e, Nolan filmleri gibi terse giden yani terse özenen bir film e, o açıdan da ben e, yüceltiyorum. eksik diyemem yani entrika var hı hı. E, önceki film kadar veya öncekiler kadar çok e, öne çıkan. ...bir entrikamı değil bence. İzlerken, Önceki filmin devamı gibi bir entrikamı. Öyle mi? biraz da bir şey oluyor. Filmden çıktıktan sonra da öyle miydi böyle miydi... ...falan diye konuştuk ki biraz hafif... ...karışıyor çünkü hakikaten çok aksiyon... ...var filmde. Hı -hı. Hani arada şey yapıyorlar tabii duruyor hı -hı, film de. Hı -hı. E, ona çok fazla zaman ayırmadığı için biraz şey alıyorsun. O neydi, bu neydi ama filmin hı -hı. o aksiyon o kadar iyi ki filmden koparmıyor. Yani bende şöyle oldu. O peki nasıl ama boşver izle işte <laughs> falan oldum yani. O senin koptun kadar kopmadım hı -hı. ben. Kopmadım ama bir bir an böyle bir duru o kadar soru yani. işareti olacak artık bu tür filmlerde biliyorsun hızlı geçiyor artık yani. Abart abartarak söylüyorum. Şey anlamında abartarak söylüyorum. Ee, esas Star Wars'a giden izleyici Nasıl büyülenmiş zamanında yani Bu film o seviyededir bilmemdir anlamında söylemiyorum Şu anlamda söylüyorum Sinemanın büyüsü yani Evet abi sinemanın büyüsü var bu filmde Bence hı hı. o çok önemli yani ee, O çok önemli Oyuncular çok iyi ee, Bıyığı çok güzel Harry Cavill'ın bıyığı <laughs> harika yani <laughs> Bıyık Onu söyleyebiliriz Onu Ama da. Harry Cavill... Pek Yani kötü oynamış gibi bir şey değil de ee, Evet Evet ne tür kaldım Henry Cavill'a? Evet. Abi bu role çok iyi olmuş. Öyle ya tam diyemedim yani. yani. Öyle diyemedim. Ama güzel böyle dramatik yerleri de var Hı -hı. filmin. Ufak durduğu Hı -hı. yerler var. Hı -hı. Durduğu yerler güzel yani. Baya baya abi IMAX'de gidip izleyeceksin işte Öyle. yani. Çok bilinmedik yepyeni çığırlar açan bir şey mi? Yok yani ama yaptığı işi çok en üst düzeyde yapan. Taş gibi bir film yani. Öyle. Taş gibi bir film abi. Ya abi Tom Cruise diye bir adam var. Milyonlarca <laughs> dolar değerinde motosiklete atlayıp abi... Sokakta e, tam gaz e, efendim yok yaya geçidinin altına giriyor. Bilmem nereye evet çıkıyor. Abi ya. efendim. Helikopter kullanmayı öğreniyor iki ayda. Filmdeki bütün standları kendisi yapıyor. Adam helikopterde tek başına bilmeyen vardır belki. Youtube'da yarım saatlik bunun kamera, kamera arkaları var yani. Var. Adam gidip hızlandırılmış kursa helikopter kullanmayı öğrenip helikopter uçuruyor evet, falan doğru. yani. Ve aksiyon sahnesi yapıyor. Harry Cavill şey falan demiş. İşte ikisinin helikopter sahnesi var. Ee, yani şey diye düşündüm. Tırsım tabii ama hani ölürsem de en azından Tom Cruise tarafından öldüm denir. Öyle mahşetlerde güzel durur falan diye düşündüm diye. Tabii <laughs> yeşil ekran yok filmde öyle söyleyeyim yani. Yok onu görüyorsun, anlaşılıyor çünkü artık. Yeşil ekran yok filmde abi. Gitmişler bağlamışlar IMAX kamerayı. Sonlarda özellikle bu helikopter bölümlerinde IMAX açılıyor görüntü. Hı hı. IMAX kamerayla çekmişler. Abi bağlamış kamerayı, çekmişler işte yani abi ya ben düşünemiyorum ya yani ben o kamera arkası görüntülerini özellikle izlerken filmi izledikten sonra izleyin onları hakikaten çok enteresan çünkü ben strese girdim yani orada yapım sorumlusu bir şey olduğunu düşünsene abi Tom Cruise yani helikopter kullanıyor o an helikopter havadayken bir arıza olsa bir şey olsa ne bileyim ters bir rüzgar esse ölürsün ya o adamın hani Nasıl karşılarsın? Batar şirketlerin hepsi batar. Nasıl güvenlik önlemleri alınıyor düşün artık Ama yani. yani ne kadar alabilirsin ki? Ne yapacaksın? Havaya şey mi gireceksin yani altına böyle? Yok. <laughs> Bilmiyorum ya. Yani Airbus işte artık uzaktan kumanda şey fail safe bir şey mi koymuşlardır e ne yapmışlardır ya. bilemem. Tom Cruise ile ilgili ne diyeceksin genç? Öyle bir ben şey Tom yapayım. Ben Tom Cruise ile ilgili e, şöyle söyleyeyim. Yani mesela mumya da Mumya'yı da burada eleştirmiştik, konuşmuştuk. O zaman çok laf etmiştim artık yaşlandı olmuyor Tom Cruise yemiyoruz falan diye. Öyle mi demiştin sen? Sanki öyle demiştim ya da öyle... Dilini eşek arısı soksun diyorum evet, o zaman. Evet ben de öyle diyeceğim zaten. yani çok ayıp etmişim. Tom abi kusura bakma abi. Öyle demediysem de öyle düşünüyordum çünkü. Ee, yok yani gayet hala aksiyonun kralını yapıyor yani. Hiç öyle. Hiç Aman da bu ya? adam çok ya hiç öyle bir şey düşünmedim. Bayağı tamam yaşlanmış ya. ama Hunt da yaşlandığı için sıkıntı olmuyor yani. Lan şu adam 57 yaşında ya. <laughs> Yaşlan da böyle yaşlandı mı? Ve şu mavi ekran falan değil. Onu biliyorsun ya evet yani. Abi, çok yani Şu ki. şu orada bu adam uçuruyor falan yani. Ya, ya da bize söylenen onu bilmiyorum. Kamera arkasında fake news falan yaptılarsa onu bilemem tabii. Yok artık. Zannetmiyorum. Adam orada. Şöyle bir şey dedim ya ben. Eee yani e, Mission Impossible filmleri Tom Cruise filmi oldu tabii şimdi. Ethan Hunt filmleri. Ethan Hunt ilgili anlatılacak ne kaldı acaba diye hı hı. soruyorsun. Bu filmde de bir iki yere gitmişler evet. öyle. Efendim Ethan Hunt işte e, bir kişiye de çok kıymet verir. İşte milyonlara da çok kıymet <laughs> şey gibi verir oldu, falan bu, Ethan gibi. Ethan Hunt politikaya atılmış gibi <laughs> Falan yani. bir kişiye de çok kıymet veririz. <laughs> Bizim yani, için bir kişinin kıymeti de çok önemli. Kilit anlarda tercihler yapıyor tabii. Öyle. En sevdiği yakındaki bir kişiye de efendim e, kıymet veriyor da milyonlara da veya Mesela böyle bir yerden gidip bir hikaye kurmuşlar. Hani bir sonraki filmde Ethan Hunt'la ilgili Tom Cruise başta olunca ne söylenebilir, ne kurabilirler bilmiyorum ben mesela bilmiyorum. ben şu anda. Ama, ama, ama bir, so bir önceki filmde de sorsan gene bilmiyorum evet. derdim. Yani bu nokta gelmez aklıma. Belki de. Ee, burada hani öyle bir gitmişler Tom Cruise filmi olduğu için. Tom Hı -hı. Cruise de burada en manyak şeyleri yaptığı için şu anda iki marka diyeyim Tom Cruise ve Mission Impossible markasının birbirinden gayet memnundur Hı. yani. Şimdi Tom Cruise mesela başka bir filmde bu manyaklıkları yapmaya kalksa abi sen nasıl, niye Ethan Hunt gibi e, bir başka süper kahramanı daha canlandırıyor gibi olur. O, o, e Jack uyuşmazlık. Ritchie. Jack Reacher tamam çok şey bir adam Hı. da e, mesela ikinci filmde gördük yani en fazla binadan atlıyor 2 metre 3 metre yani gibi Yo tabii itinand, buradaki ajan manyak. manyak. Itinant bayağı süper doğru, kahraman yani. Doğru. Doğru. Sen haklısın. Çok benziyor karakterler belki ama bu Itinant daha manyak değil tabii mi? Tabii ya. Öyle direkt daha O da çok yetkin bir dövüşçü, dövüşçü falan. Evet yani de. Bu artık uçuk derecede bu uçuk manyak. Uçuk süper, yani. kahraman, süper boyutunda kahraman uçuk gibi yani. yani bu. O yüzden Tom Cruise işte biraz böyle efendim e, rollerinde biraz böyle skalasını genişletmeye falan işte bu Bear Seal falan oynadı ya. İyi de oyuncu zaten. Evet, çok de. disiplinli şey de bir oyuncu. Öyle biraz açmaya da çalışıyor. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Mesela Mumya olmadı yani. Olmadım Jack Mumya. Richard'ın ikincisini izledik. Olmamış, ya, çok hiç çok olmamış. Bir... Zaten nasıl olmuş? Yani Christopher McQuarrie çekmedi mi onu da hesapta? Hayır. Çek Edward mi? Zwick çekti ikincisini. A, evet doğru tamam. Yok yok. McQuarrie doğru, çekmedi. Doğru doğru doğru. doğru. Ee, o açıdan hal, mesela bu Mission Impossible bu, bu filmde de işlemiş. Bu filmde de işlemiş. Gitmiş yani. Başarılı. Kesinlikle bir şey öyle. Tom Cruise olmasa olmaz yani. Kesinlikle Gelecek olmaz. Diyecek bir şey yok son not tavsiye ediyorum Tams up şeklinde yani başarılı son derece başarılı IMAX'te falan gidip izlemenizi tavsiye ederim Mad Max Fury Road'dan iyi mi değil mi falan gibi bir muhabbetler çok bence var YouTube'da bir da şeyler. bir yorum gelmiş galiba öyle yani ilk, kıyaslamıyorum zaten çok, başka çok nadir geliyor böyle aksiyon Aynen. filmleri Mad Max Fury Road da harika bir filmdi bu da harika bir Hı -hı. film bence aksiyon izleyicisi için ...öyle. Aksiyon seviyorsanız... ...kesin izleyin yani. Kesin. Kesinlikle. Kaç, Kaçmasın. Biz çok severiz o yüzden böyle... ...çıldırdık. Ya abi... ...severim. Şöyle severim. Tekrar... E, ...belirteyim onu. İyisini severim ama... A, a, ...eciş büyücü abi aksiyon... ...ne olsa izlerim Canım diyen biri değilim. Canım herhalde öyle değil. Ama iyisini zaten çok nadir çok görüyoruz. Çok iyisini yani. severim. Abi 90'lar... ...80'lerde aksiyon filmleri işte Aliens diyorsun... ...Indiana Jones diyorsun, Raiders yani falan... ...90'lar diyorsun işte... Ne bileyim Die Hard 3 diyorsun Speed diyorsun. Yani böyle filmler aksiyon hakikaten sağlam aksiyon filmleri. Aksiyon kendi filmleri. içinde aksiyon alt türleri falan vardı evet, o zaman yani. Ama işte son zamanlarda aksiyon diyeceğimiz bir tür eridi gitti belki süper kahraman içinde. Her şey onun içinde. içine gitti. Her şey süper kahramanın içine o gitti. O yüzden pek bulamıyoruz böyle şeyler. Bulmuşken şey yapmak lazım. Ay, ay. Kıymet vermek kıymetini lazım. bilmek, Kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Katılıyorum. O zaman geçelim şöyle bir şeye. Onu da konuşalım biraz evet. The Terror. The Terror. biraz da The Terror'dan bahsedelim. The Terror'dan konuş konuşmaya başlayacaksak. The konuşmuş. Bir saniye. Başlamadan çok özür diliyorum. Böldüm. E, chat'te soru var mı? Onlara bir bakalım tamam, diyecektim. Tamam bakalım. Okey. Ben bu arada. E mesela Jack Reacher Amerika'da sevilen, çok sevilen bir kitap serisiymiş. Hmm, bir seviyor musunuz diye sormuş Onur Demirsoy. Bir tane izledik uyudum. Ya mesela o... E mesela a o o o o filmin premisi o filmin sözü Hı -hı. ne yani? 80'lerden 90'lık ne kadar e, aksiyon yıldızı varsa hepsini bir araya getirdik. O tabii şey sınıfı değil. aksiyon filmi evet. yapacağız. Evet, B sınıfı aksiyon filmi olarak. eh e, işleyen bir film yani bence. Hiç hatırlamıyorum. Öyle diyeyim yani. Öyle bir film sonuçta. Point Break mesela, buyurun. Utuz iyi yani. Abi Point Break. Bigelow. Harika bir e, aksiyon filmi. Öyle. Harika bir aksiyon filmi yani. Aksiyonsa aksiyon abi. Çok severdim o filmi. Bayılırdım. Hala da severim yani. İkincisini mesela saygıdan izlemedim. İkinci değil. Remake'ini. Saygıdan izlemedim yani. Fena değil diyorlardı galiba. Atıyor muyum yoksa şu anda? Yok be. Çok kötüymüş. Öyle duydum. Ha. Bayağı şeymiş. Başka bir şeye mi taşıyorlardı? Mevzu tam ekstrem spor gene var galiba. Belki 25 demiş ki Mona'nın olayını spoilersız nasıl yorumlarsınız? Çok gereksiz değil miydi? Onu şöyle bir yere bağlayabiliriz bence. Eee Üçün sonunda gözüktüydü galiba. Karakter bir. Yanlış mı hatırlıyorum? Yoksa dördün sonunda dördün mı gözüktüydü? 4'ün sonunda. Bir, öyle bir gözüktü gitti falan. Şimdi bu yeni kızımız girince devreye Hı. E, ahlaki veya işte moral şey olarak böyle bir tuhaf bir yerde durmasın gibisinden. Evet bence gibisinden, de öyle oldu. E, o defteri bir kapayalım oldu bir yani. Bir şekilde bir de o defter bir kapansın. Ben çok sevdiğim için kadına çok sev, hoşuma gitti olması. Yani e, maksat oydu bence maksadını da gördü. Hı -hı. Çok fazla da aman aman uzamadı diye düşünüyorum. İyiydi yani o Hı -hı. açıdan. Ben, ben rahatsız olmadım yok, yani. Yok ben de olmadım. Ben rahatsız olmadım. Ee... Renner geri döner mi yedi de demiş Steamboat Miles. O niye zaten? Niye yok ki o yani? O Marvel filmlerini falan mı e, hani çok vakit ayıracak? Şimdi bu bu yeni phase de onun üzerine kurulacak falan Öyle gibi biliyorlar. muhabbetler var. Hmm. Ondan dolayı bilmiyorum. O uçaktan atlama yerine bayağı gerildim yüksek Abi yani. Neyse spoiler Gerçekten olacak. Gerçekten atlamış. Sen ciddi misin? Evet, bugün araştırma yaparken baktım. Gerçekten atlamış, yanındaki e, bir dublörmüş ve yüz kere atlamışlar Sen aşağı. Sen ciddi misin tekrar abi? Tekrar tekrar çekmişler, yüz kere atlamışlar aşağı. Ya bulut bulut yoktu herhalde artık canım yani. Yukan çok yüksekten atlamışlar. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum şimdi ama baya yüksekten atlamışlar. Atlamış yani. Ya Paris'e atlıyorlar öyle diyeyim yani. Paris e atlıyorlar. Pa ya Almanya ya atlıyorlar. Almanya ya değil ya Paris e atlamıyorlar mı? Neyse at hatırlamıyorum şu anda şehri. Neyse, ben Sanki Paris'teydi diye. Neyse Paris'ti ya. Sonradan Paris'e söylersen... gidiyorlar galiba. Neyse, Neyse nereye atlıyorsa atlıyor. Avrupa'da bir şehre atlayacak ama yani kaç metreden atlıyorlar falan da... Bayağı atlamış diyorsun atlamış. yani. Ben onu yapmamıştır artık diyordum. Atlamış bayağı yüksek irtifa atlamayı öğrenmiş ve atlamış yani. Ve yüz kere atlamışlar. <laughs> tekrar tekrar. Hasta Çünkü ya. belli bir noktadan sonra hani kameranın... <laughs> tam şeyine girmek için falan ayarlama yapmak gerekiyor bilmem ne diyorlar. Ya şimdi işte sahneyi çok detay yapmadan bir tane artık evet. Paris olmasına Bir arkadan görüyorsun, kapı açılıyor kargo uçağın kapısı. Arkadan yani görüyorsun. Kamera Tom Cruise ile birlikte şeye doğru yaklaşıyor uçağın işte açılan kapıya doğru yaklaşıyorsun, aşağıyı görüyorsun falan. Dedim ben hem tamam güzel bir plan mavi ekrandır. Sonra kameraya doğru koşuyor diyeyim. Yani atlıyor diyeyim. E kamera da atlıyor. Dedim herhalde bunu. Hani normal bir irtifada en fazla veya işte bir sette bir yerden atlamıştır hı hı. falan ya da hı hı. lastikle mastikle tutmuşlardır falan diye düşünüyordum. Bayağı atlamış, atlamış. yani. E ee, İyi. Gayet iyi, güzel. Eee Tom Cruise yapımcısı değil mi zaten Serinin demiş. Ee, ilk filmin bile yapımcısı ya yapımcısıydı ilk filminde. Paul Wagner mıydı? onunla birlikte herhalde, galiba bir hatta ilk filmden 75 milyon dolar kazandı diye bir muhabbet vardı o dönem oha nasıl almış, almış o parayı falan diye hatırlıyorum böyle bir muhabbet döndüğünü hı hı. İlk film miydi ikinci film miydi ee, filmden kar payı falan da almıştı yanlış hatırlamıyorsam ee, 4DX'e geldi mi acaba onu bilmiyorum ben de bilmiyorum bacağını kırıyor kaburga zedelenmiş bildiğim kadarıyla bu filmi şey yaparken ee, öyle yani efendim başka var mı Başka var mı muhabbet? Adamın oh. yüzünü çekimlerle görmek için ışıklı kask tasarlanmış diyor Steve Evet. Ortiz. Evet. İyi güzel hadi bakalım o zaman bir Terror'a geçelim. Noktayı koyalım. The Terror Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlenmiş olduğu bir dizi. Hı. 10 bölümlük AMC'de yayınlanmış bir mini seri mini dizi. Mini dizi ama şimdi antoloji olacakmış. İkinci sezonu da olacakmış. Evet. Başka bir terör hikayesi anlatan. Gibi değil mi? Yani, e anladığım kadarıyla şöyle anladığım yani hafif efendim e, ne diyelim e, olağanüstü hafif olağanüstü bir öye bağırındıran e, ama tarihten insanlık efendim e, dramları hı hı. Gerçek, gerçek hikayeler gerçek yani hikayeler falan şey içeren e, bir e, bir şeye bir temele oturtuyorlar anladığım kadarıyla. E, öyle o şekilde 2. Dünya Savaşı'nda geçen de bir ikinci sezonu olacakmış. E, nedir The Terror gülcüm? The Terror nedir hocam? E, aslında gemi. Evet. Yani ben bu antoloji olana kadar oradan geldiğini düşünüyordum. Geminin terror adı değil mi? Terror ve e, neydi? Erebus muydu öbür Erebus. geminin adı? Erebus adlı iki tane gemi. E 1800'lerin sonlarına doğru sanıyorum. Yok 48. Öyle mi? 1800'in ortası ortasına gelelim. Yani, onu ortası yapalım. Orta olsun hocam. Orta yapalım onu. Ee, şey ve yapıyorlar. O, ve o her zaman şekerli gelir ya abi. Abi evet. Şey, az şekerli, az şekerli dersin, istersin. Orta gelir. Orta, gelir, orta istersen şekerli abi. gelir. Ya şekersiz isteyeceksin o zaman şekersiz geliyor gerçekten. Evet. Ya da bir altını söyleyeceğim yerine. Evet. Yani. Devam edelim. Lütfen. <laughs> <laughs> Böldüğüm için kusura bakma budur ama. İngiltere'den yola çıkıyorlar <laughs> ve işte e, Amerika'ya hiç ulaşmadan Hindistan'a Çin'e gitmek için bir yol arıyorlar. Bir kuzey e, geçidinden bahsediyor. Kuzey batı geçidi miydi? Evet. Kuzey batı geçidi galiba. Amerika ile i̇şte, hiç muhatap olmuyor biz. Kanada'nın üstünden böyle fıtı fıtı geçip e, şeye geçmek istiyorlar. Çin'e Atlantik'ten Pasifik'e geçmek istiyorlar yani. Ticaret yolu açmak istiyorlar yani. Aynen. Ama oralarda hep buzluk ...uzluklar var. Soğuk eş, soğuk, uzuk. serin, üstüne bir şal al yani. Öyle bir Aynen, durum var. Öyle bir yer. Hani Bu yolu bulalım, bu geçidi bulalım amacıyla iki tane gemi yola çıkıyor. Hı -hı. Terror ve Erebus. Hı -hı. Ee, gerçekte de böyle bir olay var yani. Ve sonra bunlardan haber alınamıyor bir daha. Kayboluyor gemiler. Hiç bilmediğimiz, haber alamadığımız... ...tarafları izliyoruz gibi. Aynen yani. öyle. Öyle mi oluyor? Öyle bir nevi. oluyor. Ya sonra galiba bir takım şeyler bulunmuş yani ee, o yani bu olayla ilgili bir takım ipuçları bu anlatmayayım spoiler vermiş olmayayım diye ipuçları 2000, bulunmuş galiba. 2016 yılında buluyorlar işte gemileri. Yok yok yani neyse. Ha burada olanlarla ilgili evet, ne olmuş olabilir üzerine? Evet ufak tefek üzerine. şeyler, teoriler var. Bununla ilgili de bir kitap yazmış birisi. O kitaptan uyarlama bu dizide. Hı, hı İşte oradaki e, iki geminin tayfalarının işte kaptanlarının falan başlarına gelenler yaşadıkları falan. Ama tabii bayağı kutup dairesi atmosferinde. Yani 6 ay gece 6 ay gündüz modunda ee, atmosfer bu... yanılmaz. Spoiler Olur mu bilmiyorum ben bunu da söylemek lazım bir de doğa hafif, hafif doğa evet. üstü mü diye hafif doğa üstü hı hı. de bir şey var yani hı hı. çok hafif ee, bu böyle bir bu, bu so, yani hatta dizi başladı ben şey dedim yani sanki uzun bir e, 1848'de kutupta geçen bir alien gibi. Sanki gibi. yani. evet Bu Tabii arada, ki çok aha. ayrı bir tona e, gidiyor da sonra. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. E, Ceddet söyledi galiba. Terör şahane görselliği oldu ama çok sıkıcı bir dizi bence demiş. Hı hı. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. İlk beş bölümü Türkçe altyazılı izledik. Hı hı. Sonraki beş bölümü İngilizce altyazılı izledik. Günle gece gibi fark etti Evet. Olamaz Bu böyle kadar. bir şey. Kötü bir çeviri olamaz. Yani çevirmeni anlıyorum ama katılmıyorum. Hani <laughs> e, 1800'lerin ortasında geçtiği için böyle bunlar çok ağdalı bir İngilizce kullanıyorlar. O da böyle eski dilde falan çevirmeye çalışmış. Bir o olmamış. İki ya, yanlış çeviri Yok, falan da çok tabii var. Tabii canım. Aynen hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Eğer İngilizce biliyorsanız sakın bizim düştüğümüz hataya düşmeyin. Sakın. Ee, İngilizceden izlemeye çalışın. Bilmediğiniz kelime çıkarsa da durdurup. Anlamına bakarsınız yani. Aynen. Öyle Biz öyle yaptık. Yani çünkü çok bilinmeyen kelime var. İşte gemi terimleri bilmem evet, neler evet. o döneme dair şeyler falan çok var. Ama çok kötü çeviri. Evet. Çok kötü. Kesinlikle. Ee, ne diyorsun Gülçin? Ee, i̇lk Görüşün beş bölümü tarafa bırakıyorum. dediğim gibi çünkü hakikaten bayağı içini etti yani. Hı hı. Ama çok iyi bir atmosferi var. Evet. Şey konusuna söyledin mi? Bunu bilmiyorum. Yani söyleyeceksin muhtemelen çünkü çok konuştuk bunu. Hı hı. Bu doğa üstü tarafa hiç girmeselermiş de bence olurmuş. Çünkü Öyle yani direkt e, insanların bu tip zor durumda karakter farklılıkları, <laughs> ne tip ekstremlere gidebilecekleri, şunlar bunlar herkesin bu tip şeylere nasıl tepki verdiği falan üzerine e, bir iş aslında. Hı hı hı. E, bence o bile yeterli yani. Hı hı. Ekstrasına gerek bile yoktu. Çünkü zaten doğayla bir savaşın var. Kendi içine dönüp kendinle bir savaşın var. Hı hı. Bunlar bile yeterliydi yani. Hı hı. Bile değil yani bunlar yeterliydi. A ne diyorsun? Evet genel diziyle. Ben yani. beğendim diziyi. Diziyi beğendim. Hı, hı. Gerçekten e, biraz şey ağır akan bir dizi şey anlamında. Yani çok fazla böyle deli gibi aksiyon olmuyor. Dediğim gibi işte o dönemden de kaynaklı biraz e, böyle şey ağır bir temposu var. Yedire yedire gidiyor falan. Hı hı. Ama e, genel olarak ben sevdim onu da. Yani o şey atmosferine de katkıda bulunduğunu düşünüyorum bu anlatımın. O işte kutuplar. Hı hı. Soğuk. Hı hı. Hiçbir şey yok etrafta. Evet evet aynen aynen. Ee, okay. Ben ben de e, ben mesela şöyle söyleyeyim. Ben diziden e, bu burada Hasan'ı analım. Hasan diziyi evet, izleyeyim. İzleyin abi şunu izleyin Hatta izleyin, izleyin, izleyin şey izleyin yaptı diye. yani bayağı çocuk getirdi alın Art izleyin diye. yani. Hasan'cım izlersen izliyorsan öpüyorum seni. Cık, sağ olasın. Ee, ben diziye pozitifim. Ee, ama ultra ultra beğenmedim. Hı -hı. Yani izlediğime pişman değilim. Çok keyif aldığım Hı -hı. yerler oldu. Genelinden keyif aldım hatta öyle söyleyeyim. Ee, ama e, mesela bana soracak olursan çok güzel karakterler ortaya çıkartmasına karşın Hı -hı. bu 10 bölümlük süre içerisinde ki bence en en büyük olayı o yani Kesinlikle, karakterler evet, ve öyle. oyunculuklar olağanüstü <laughs> bence. 10 bölüm bu mevzu için sanki biraz uzunmuş gibi geldi Hı. bana. 8 olurmuş. Evet. 7 olurmuş. İşte o doğaüstü tarafı çıkarsan hele o zaman 6 bölüm bile yeterdi belki. O, şimdi o olay bir enteresan. Yani eee doğaüstü dediğimiz yani bu gözüküyor bu işte, şeyler, görüntüleri falan da var. Böyle bir e, bir bir hayvan var işte tubak diye falan. Hı ondan sonucuma. Böyle bir tuhaf yani bir hayvan bu. Bir hayvan gibi ama yani ama tabii e, neyse gerisi spoiler'a kaçar. Yani o hayvan olmasa da veya o hayvan bir kutup ayısı olsa da neredeyse işleyebilecekmiş gibi öyle. duran bir iş. E, mesela bir alien alien'da mesela alien'ı çıkarırsan işler mi diyemem. Hı -hı. Çünkü orada alien çok ana bir aktör Kesinlikle oluyor. Mi? Ondan kaçıyorsun. O denklemi o belirliyor. Denklemin çok değişkenlerin önemli şeylerinden biri o yani. Burada mesela o kadar olayları belirleyen bir unsur mu değil o bir bir anlatımda bir aygıt olarak kullanılıyor sanki. Hı hı. Bir yansıtıcı gibi sanki kullanılıyor Kitapta falan. Kitapta belki gibi. daha şeydir, daha Kitabı nettir okumadım, belki bilmiyorum. bilmiyorum. Dan Simmons'mış bu arada yazarı. Öyle mi? Evet, Burak Bayır'ı söyledim. Ee, ama e, bu, bunlar olmasına karşın, bunlar olmasına karşın e, yani bunlar olmasa karşı dedim yani 10 bölümü hak ediyor mu hak etmiyor mu emin olmamakla birlikte hı hı. ben mesela izlerken bir edebiyat tadı aldım yani yani işte bu Mr. Hiki mesela hani olağanüstü oynamış çocuk kesinlikle ilk defa izledim o oyuncu. harika Der, çok iyiydi. harika e, Karen Hines mesela çok çok e, başarılı bizim kaptanın ismi neydi e, Moriarty e, Moriarty <laughs> bak şimdi ya e, bırak Bayır diyor ki şimdi yani. bunu söylersem Spoiler olmaz herhalde. Bu arada diziyle roman arasında bence en önemli fark sanıyorum romanı da okumuş o. E, Crozier'ın in, İngiltere'deki sevgilisi romandaki versiyonunda e, gönül eğlendiren zalim bir kadındı. Hı. Dizide iyi bir karakter yapmışlar. Evet. Ama diyor bundan dolayı Crozier'ın verdiği karar biraz havada kalıyor diyor. Ha. Evet. Anlaşıldı. E, belki burada şey yapmışlardır o da olabilir yani. E, bu, bu daha güçlü bir karar oluyor o zaman. Orada evet. o kararı vermeye daha yatkın evet. gibi oluyorsun. Burada o karar vermek daha Aynen, daha farklı nedenlerle tercih yapıyormuşum Hı -hı. gibi oluyor yani aslında o açıdan şey. Ee, Jared Harris, e, Francis Crozier. Bu efendim Terror'ın kaptanı. Harika oynuyor. Çok. Zaten çok sevdiğim bir aktör Aynen. yani. Çok çok, iyiydi, çok güzel gerçekten oynuyor. Çok iyiydi. Oyunculuklar çok iyi. Şey gibi. Çok iyiydi. Hı -hı. Game of Thrones'da eee dayıyı oynayan. <laughs> adamın adını bilmiyorum şimdi tabi. Mesela şey, şeyin e, ikinci kaptanı, e, James FitzJames, aynen, e, Tobias Menzies, çok çok güzeldi, çok beğendim, e, görsel olarak çok güzel, çok çok başarılı ve tematik olarak da aslında şey, e, ben seviyorum o o temadaki işleri seviyorum, o açıdan ben pozitif yaklaşıyorum bize terör, yani eksi gediği olsa bile, e, yani bu e, ne diyelim e, kibir üzerine belki efendim işte dünyadaki efendim krallığımız nereye kadar üzerine falan e, bir yapım. Doğa karşısında ne kadar çaresiz. Doğa, doğa karşısında yapın? sen hangi pozisyonda yer alıyorsun? Evet gibi bir yani bütün karakterleri tanımlayan belki bir unsur haline geliyor bir yerden sonra bu. Aslında şeyi de görüyorsun. Hani doğaya saygı gösteren, doğayla barışık yaşayan, onun kurallarına saygı duyan insanlar aslında senden çok çok daha sen hani ben medeniyim geçinirken onlar ooo, almış gitmiş yani. Aynen öyle. Sen kendi kurduğun oyun alanında sadece güçlüsün. Evet. Mesela bir gene bir karakter Mr. Good Sir işte Hı -hı. Efendim, doktor mesela. Çok çok güzel. Harika. Ee, karakterler hakikaten çok güzeldi. Onları çok beğendim. Ama mesela dizi izlerken şöyle bir şey derken buldum, şöyle şeyler derken buldum kendim. Abi, yani izliyorum. Ee, mesela o doğaüstü kısmı biraz e, e, çıkarsan bunu sormam belki. Oradır. Abi nereye gidiyor bu? Yani Hı -hı. o nerede de ne olarak devreye girecek? Hı -hı. Ne olacak? Hı -hı. Hani e, neyi izliyorum ben? Gibi bir soru geldi bana zaman zaman. Olay o. -hı. -hı. E, bence izle işte izleyici ara ara e, sıkıl, sıkılmaya neden de olan belki unsur biraz o olabilir. Ne izliyorum duygusuna kapılabilir izleyici. Olabilir. E, yani olay ne? Bu, mesela bir gizem gibi veriyor. Çünkü dizi ilerlerken bayağı Tabii. gizem yani o. O o gizemin altını ne kadar doldurabiliyor veya ne kadar e, e, entegral bir parçası hı hı. oluyor bu işin o, o biraz soru işareti. Her yani anlatımsal olarak tematik olarak orada yeri olabilir ama pratik bakımdan Anladım. ne kadar işliyor emin değilim. üst şeyden nasıl evet. işliyor diyorsun. Ondan çok emin değilim yani. Ee, müzikler mesela bak enteresandır 4-5 bölüm sanki çeviriyle birlikte değişti yani. Müzikler abi 4. 5. bölüme kadar abi bu bu yapıma uymuyor ya derken 5. 6. bölümden sonra daha bir böyle bir oturdu sanki. Daha bir oturaklı oldu. Daha bir ortaya çıkardı falan. Ee, ilgimi çekti yani o 5-6'dan sonra müzikler de bir oturdu gibi geldi bana. Bilemiyorum. Ee, başka ne söyleyebilir? güzel bir dizi güzel, bence. güzel. dediğin güzel bence güzeldi dizi. bayağı kitap okur tadında bir bir tadı var yani aynen öyle aynen öyle o tadda ve şöyle yani onu o eğer izlemeye niyetiniz olursa onu söyleyeyim ben son olarak aklıma gelen zaman bir bir şey daha vardı aklımda da onu hatırlamış hoşum bulamayacağım galiba bu slow burn dediğimiz hani Türkçe'de ne ne diyebilir ne diyoruz biz buna yavaş ee, akan falan yavaş, yavaş açılan akma, yavaş açılan, açılan yavaş açılan bir dizi yani ağır, aksak. ağır o da değil, da değil o da değil ha, açılmayla değil. ilgili bir şeyden bahsediyorsun ee, yani, Biraz tanımak zaman tanımak gerekiyor. Zaman ya, evet. Yani payoff biraz oluyor. Yani bir şeyin karşılığını Hı -hı. alıyorsun verdiğin yatırımın. Biraz edebi bir eser gibi ama baya tercih olarak ağır akıyor Hı -hı. yani. Onu onu söyleyebiliriz. Ee, öyle. Hayatta kalmak üzerine, kibir üzerine, doğayla barışıklık üzerine, kendin ni bilmek üzerine falan güzel bir hikaye olarak yorumluyorum. Benim söyleyeceklerim bunlara göreceğim Senin gücüm senin var mı söyleyeceğim bir şey? ekleyeceğim bir şey yok hayır. Yok mudur? Peki ben sözlerim bu kadar ben, senin Yargıç ben, ben ben şey hakkımı kullanıyorum. Tema falan olarak yakınlığı falan kullanarak ve oyunculuk, Hı -hı. atmosfer falan dönem mi önem hepsini kullanarak pozitif ben veriyorum pozitif yani. Ben Budur. Bunu da konuştuk. <laughs> ya zaten izleyecek aman aman bir şey yok. Oturulur gayet güzel izlenir yani öyle söyleyeyim. Misler gibi izlenir. E ee, yan not olarak da onu söyleyeyim. Sen ondan bahsediliriz belki falan demiştin. 2016'da bu gemiler bulunuyor hakikaten. Hı, evet. Bayağı son derece iyi bir durumda buluyorlar ya, gemileri. Yani batmışlar hatta. tabii ama hani şey falan diyor çıkaranlar hani içindeki suları boşaltsan neredeyse yüzecek gibi falan. O kadar iyi koşulda buluyorlar. Tabii Zaten... öyle buluyorlar daha doğrusu. Erebus nasıl evet. bulabiliyorlar bilmiyorum. Şöyle bir olay var çünkü orada. Yani bunlar mesela giderken olay o gidiyorsun abi buz tutuyor ve sen buzun buzda sıkışıp kalıyorsun. Öyle diyorlar zaten buzla bir oluyor yani. Buzla bir oluyorsun ve o buz kütlesi bir yere gittiği zaman sen de gidiyorsun Tabii. yani. Doğal olarak ve gittiği de gidiyor bayağı o. Tabii yani. <laughs> yani bayağı bir gidiyor yani. Ee, zaten e, en son anladığımız kadarıyla bu seyir defterinde biz şuradayız bak buradayız bilmem ne diye belirtilen noktan atıyorum bilmem kaç kilometre bayağı güneyinde sürüklenmiş. güneyinde sürüklenmiş falan orada buluyorlar gemiyi zaten. Ee, öyle bir enteresan bir tarafı da var. Ee, şöyle bir görselleştirilmiş şey de var olayın yani. Abi hakikaten yani. Bayağı e evin oluyor orası. Aynen öyle. Hani şey dedin ya bir tek onu söyleyebilirim. Belki az evvel düşünüyordum şimdi aklıma geldi. Mesela Alien'da Alien'ı çıkarsan Alien film olmaz dedin ya. Burada da buzları çıkarsan bu film olmaz. Tabii. ki yani. Tabii ki. Film diyorum dizi. Karakter. Mesela. Orası bir karakter öyle. artık. Orası bir karakter artık. efendim Sizlerin düşünceleri var mı arkadaşlar The Terror'la ilgili? kim demişti mesela görsel olarak güçlü ama sıkıldım hani demişti bir galiba ee, cadet demişti cadet evet. mi demişti hı hı. E, Burak Bayırlı demiş. ben hiç sıkılmadım demiş hı hı. ben de mesela sıkıldım diyemem yani Yok. Hı hı. baya e, binci yaptık zaten çatır çatır da izledim yani e, ben de sıkıldım mı söyleyemem e, bu son sözler terör üzerineydi evet ee, Cevap demiş ki ya abi bana 150 sene önceki olaydan <laughs> bir bakış açısı öyle ama 150 yani olayı anla tarihi bir şey değil yani öyle bakmamak lazım. hani tarihi gerçeklikleri anlat vardır ya, öyle şeyler hani bu iş nasıl oldu aslında nasıl oldu falan öyle bir şey Dokumenter değil tabii burada. değil canım tabii ki bir drama var sonuçta yani, insan doğası çok alakadar olmuyor yani insan yani, doğasının da 150 oldu? yıl öncesi 500 yıl sonrası falan pek yok yani hiç yok. Ee, okey bu öyle. böyle böyle. Gençler, Sinemaskop güzel dolu dolu bir program Maşallah, oldu. Hatta uzun uzun oldu. Bir, yarı, bir 20 25 dakikada açtık yani. Arkadaşlar bir saat 20 az evvel diyorlardı oldu. diyorlardı ya Sinemaskop, man, Sinemaskop nezik geceleri yedi diyordu. Barış'tan. Yemez yemez onu da konuşuruz. Buraya, buradayız. Bir saat daha buradayız. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı paylaşınız. Bizim de unutmayınız. YouTube'dan izleyen dostlarımız için söylüyorum. Yorumlarda efendim konularla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. E, beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız da bizi çok mutlu edersiniz diyorum. Gülcüm var mı söyleyeceğim bir şey? Yok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için anne. O zaman canlı yayındaki arkadaşlarımızla nezik geceleri geçelim. Sizinle de bir sonraki videoda buluşalım arkadaşlar. Görüşürüz.